Günaydın, hoş geldiniz. TV yüz ekranlarındayız. Ben Kerem Kırşuval. Günün ve gündemin sorularını sormak için karşınızdayım. Ee, önemli ve güzel konuklarım var. Ersan Ergün, Aslan Başkan Yardımcısı. Ersan Bey hoş geldiniz. Geldin, Epeydir görüşemiyoruz geldin. evet, Ersan Bey. Sizi özlüyoruz. Hayırlı sabahlar, günaydın. Sağ olun, hoş geldiniz. Ertuğrul Akar, her zaman şıklığınızda yine stüdyomuzdasınız. Benim bu hoş geldiniz. teşekkür ederim. Sağ olun. Birazdan e, Devlet Eski Bakanı görevi Kemal Derviş'ten alan eski devlet bakanı Masum Türker de aramızda olacak. Trafik meselesini aşarsa. Yine önemli bir konumuz İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Alihan Limoncuoğlu da bize bağlanacak. Alihan merhaba. Merhaba. Ben öğrenimden ziyade güzel konuklardan biri olmayı tercih ederdim. Ee, onu da vurgulayacağım. Onu da vurgulayacağım ama hafta sonu önemli bir müsabaka var. O müsabakadan sonra senle görüşmeyi daha çok isterim. Önemli derken... Beşiktaş Fenerbahçe müsabakası var. önemli bunun? Derbi bile değil ki bu. Öyle mi? Fenerbahçe Galatasaray maçı olmadığı için biz derbi olarak görmüyoruz. Bunu. Böyle bunu. sataşanlara cevap vermiyorum. <laughs> <laughs> e, ee, <laughs> Ali hoş geldiniz. E, talebeler, talebelerden <laughs> seni ayıramadık. Yani dersin olduğu için evet. E, biraz evet. uzaktan bağlanıyorsun bu kez. Evet, kusura bakmayın özür diliyorum ben de sizden. Estağfurullah. De. Ee, yine Ferhat Yükseltürk ekonomist. Bizimle beraber olacak İstanbul'un yüksek kesimlerinde kar başladı. Adil Tek de meteoroloji uzmanı yayınımıza katılacak hava raporunu konuşacağız onunla. Türkiye iki önemli kararı bekliyor. Birincisi Merkez Bankası'nın yılın son faiz kararı. Para piyasaları kurulu bugün faizle ilgili 2021 yılının son sözünü söyleyecek. Faiz artacak mı, eksilecek mi, sabit mi kalacak buna bakacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz konusundaki kararlılığını biliyoruz. Her fırsatta da vurguluyor. Piyasalarda sanki Merkez Bankası'nın bir puan da olsa faizi indireceğini söylüyor ama son karar dediğim gibi Merkez Bankası verecek. Amerikan Merkez Bankası FED faizi sabit tuttu. Bu dünya piyasaları için önemli. Bizi nasıl etkiler ona da bir bakacağız. Diğer mesele ise asgari ücret. Asgari ücret konusunda taraflar Çalışmalarını tamamladı. Asgari, asgari ücretin arttırılması fevkin de fevkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deyimiyle arttırılması konusunda bir konsansüs var. Ama o da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekliyor. Ee, son kulisler, Ankara'dan gelen son kulisler, asgari ücreti bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağı yönünde. CHP lideri asgari ücretin dolara endekslenmesi gerektiğini söylüyor ki bu da 5000 üzerinde bir rakam. Ama buna e, AK Parti cephesinde karşı çıkanlar var. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda yeni atamalar var. Resmi gazetede yayımlandı. Bir de OHAL tartışması var. E, Profesör Doktor İzzet Özgenç ortaya attı. Sonra özür diledi. Ama e, bu iddiaya hem MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hem de AK Parti Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'tan çok sert tepkiler var. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın adayı olup olmayacağı tartışılıyor. Onur duyarım demişti. Cepheden yani Millet İttifakı cephesinden, muhalefetten ee, özetle nasıl tepkiler var ee, bunu konuşacağız. Bu arada alt siyasi parti parlamenter sistemle ilgili çalışmalarını tamamladı. İlginç detaylar var onlara da bakacağız. Dediğim gibi Trakya'da kar yağışı başladı. İstanbul'un da yüksek yerlerinde e, yüksek yerlerine kar düşmeye başladı. Havalara da bir bakacağız. İsterseniz asgari ücret meselesiyle e, başlayalım. Çünkü asgari ücret artılacak ama işverene destek verilecek mi verilmeyecek mi? Asgari ücret alanlarının prim desteği e, alacaklar mı? Prim desteği alacaklar mı asgari ücretliler? E, onunla ilgili haberimiz var. Kılıçdaroğlu önerisi var ve memurların da talepleri var. Onlara bir bakalım, ondan sonra tartışalım. 5 puanlık işveren desteğinin e, çalışanlara da sağlanması Birinci mutabakatımız bu. 2022 yılında uygulanacak asgari ücret henüz belli olmadı. Ancak çalışanla işveren 3 konuda anlaşma sağladı. Onlardan ilki Sosyal Güvenlik Kurumu priminde indirime gidilmesi oldu. Uzlaşıyı TİSK Genel Sekreteri Akınsel Koç açıklamıştı. Eğer hükümete onay verirse %14 olan SGK primi %9'a çekilecek. 5 puanlık indirim asgari ücrete 250 lira katkı sağlayacak. İşçi payı olarak sigorta prim kesintisi %14 olarak uygulanıyor. %5'lik indirim sayesinde işçinin eline geçen net ücret artarken işletmelerin de maliyet artışı makul seviyede tutulmuş olacak ezdirmeyeceğiz. Hükümet primlerin indirilmesine sıcak bakıyor. Buna ek olarak iki başlığın daha üzerinde çalışılıyor. Onlardan ilki vergi dilimiyle vergi matrahında değişiklik yapılması. İkinci olaraksa işsizlik fonuna yararlanılması da değerlendiriliyor. 384 doların karşılığını versinler. Yani yıl başındaki hakkını yıl sonunda da teslim etsinler. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2021 Ocak ayının kurunu baz aldı. Asgari ücretin 384 dolar seviyesine çıkarılmasını istedi. 2021'in Ocak ayında asgari ücret net 2825 liraydı. O günkü dolar kuru 384 dolar. Yeni asgari ücreti belirleyeceklerse 384 doların karşılığı olan Türk lirasını versinler. Büyüme de onların olsun. AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na cevap Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'tan geldi. Kurtulmuş, "Benim de gönlümde dolar bazında asgari ücret var." dedi. Ancak döviz üzerinden güncelleme yapmanın sağlıklı olmadığını söyledi. "Benim de gönlümde dolar bazında asgari ücret verilmesidir. Bu anlamda işçi sendikaları da orada olduğu için o talepleri de karşılayacak makul bir asgari ücret ortaya çıkacaktır. Döviz üzerinden güncelleme yapmak eldeki bütçe imkanları bakımından sağlıklı bir yol değildir." %35-40'lara dayanan gerçek enflasyon karşısında memur ve emekli %5 artı 7 zam ile 2022 yılını çıkartması asla mümkün değildir. Memur Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon rakamlarını düşük buldu. Gerçek enflasyonun %40'larda olduğunu savundu. Memurlar Ankara'da basın açıklaması yaptı. Susma! Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı Önder Kahveci yeni yıl için ek ve refah payı talep etti. Son dönemde yaşanan ekonomik gelişmeler memur ve emeklilerimizi ekonomik sıkıntıya sokmuştur. Zor günler geçiren milyonların umutlarını boşa çıkır, çıkarmaya kimse cüret etmesi derhal ek ve refah payı uygulaması mutlaka hayata geçirilsin. Tablo böyle. Ee... Vallahi milyonlar asgari ücreti bekliyor. Hafta başında açıklanması e, bekleniyordu ama işte bu e, dalgalanmalar herhalde biraz erteledi. Bugün de benim de edindiğim bilgi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanabilir yönünde. Nasıl bir asgari ücret bekliyorsunuz Ertuğrul? Ya tabii ben de aslında katılıyorum. Yani dolara en, endeksleme dışında dolar bazında bugünkü değerini bulmak durumunda e, asgari ücret. Ama tabii şöyle bir durum var. Yani Sayın Kılıçdaroğlu verirsin, versin, versin diyor da kim veriyor bunu? İşçi veriyor. Yani versin derken hükümeti muhatap alıyor ama hükümetin cebinden çıkacak para değil bu. Yani bu tamam memurlara falan hani bir zam Bu arada söz... 15 de geçti ee, dolar. Evet olacak ama yani burada ee, Sayın Kılıçdaroğlu ee, acaba işverenin durumunu konuşuyor mu? Ben hiç duymadım yani işverenle ilgili bir konuşma yaptığını. Ya bu yük nasıl karşılanacak anlamıyorsunuz. Karşılanamaz. Yani bu nasıl karşılanacak sorusu şu şu aşamada cevapsız. Yani çünkü böyle bir yük karşılanamaz bu dönemde. çünkü Türkiye'de ham madde üretim yok maalesef. Ekseriyetle ve hep ithalata dayalı bir durum söz konusu. Hı hı. E şimdi işveren doğal olarak şimdi banka sektörü bile yurt dışından aldığı döviz bazında kredilerle bize kredi isterken TL'ye çevirip kredi veriyor. E, alırken TL ile alıyor bizden ama yurt dışına dövizle borçlanmış oluyor. Yani işveren her halükarda dövizin altında sorun yaşayacak. E, bunu vergiyle nasıl halledeceğiz bilmiyorum. Çok zor bir durum. Yani devlet açısından da çok zor bir durum. Yani şu an evet asgari ücreti bekleyen e, çalışanlar e, umutla bekliyor ama işveren de Korkuyla bekliyor. Bunu da unutmamak lazım. Yani bir tarafın dengesini sağlarken diğer tarafın dengesini de bozmak. Çünkü o da çok tartışan bir mesele. Şey, bir, yeni bir işsizlik dalgası. Gelecek. Yani e, bundan yani, kaçamayız. Ya yaşanmaması gerek yani. E, gelecek yani. Bu şöyle bir durum. Yani şimdi e, ben şöyle düşünüyorum her zaman. Asgari ücreti evet e, yaşanabilir seviyelerde vermemiz lazım. Yani bugün Türkiye'de açlık sınırının altında bir asgari ücret var maalesef. Bu kabul edilebilir bir durum değil ama üretimi ve üretime dayalı ekonomiyi oturtmadan e, doğrudan bizim bu ekonomik e, değişikleri yapmamız zarardan başka hiçbir şey getirmez. Yani e, bir asgari ücretli kendisiyle veya bir ailesiyle mesuldür. Çok önemli bir sorumluluktur bu. Bizler de e, bu sorumluluğu taşıyoruz ama bir işveren yanında 10 kişi, 15 kişi, 20 kişi, 100 kişi onların aileleri yani işverenin yükü aslında daha fazladır. Ve sorumluluğu daha fazladır. Yani e, her anlamda yani düşünün ki asgari ücret oldu 4200 lira, 4300 lira. E şimdi yani şöyle bu, bir rakam var. İşte 3900'de e, işveren ve işçi e, sendikaları anlaştı. Ama tabii son kararı cumhurbaşkanı verecek. Yani 3.900, e, 1.500, 1.600 bandında da vergi ödemesi var bunun. Yani 6.000 liraya yakın bir para demek. Yani e, yıllık neredeyse milyarlarca artış demek. E şimdi dolarla iş yapan e, işverenin borcu nasıl ödenecek? Bunun Türkiye içinde çektiği krediler var. E, i̇şini iki yıldır pandemide ayakta tutmak için kullandığı krediler bunun ödemeleri var. Yani. Çin'den çıkılmaz bir durum. Yani gönül ister ki tabii ben şimdi şöyle izliyorum bu ekranlarda ee, ya işte asgari ücret 4 olsun, 5 olsun. Bunlar şov söylemleridir. Yani milleti kandırmaya yönelik söylemlerdir. Ya yani bir kelamda işverenle ilgili söyleyin. Yani işveren 20 kişiden sorumlu, 100 kişiden sorumlu. Yani e, ve işveren istihdamı sonlandırıp kişinin iş hakkını feshettiğinde ikinci bir problem işsizlik oranı artacak. Evet. Yani neresinden tutarsanız problem Allah devletimizin çalışanların, milletin yardımcısı olsun. Söyleyecek bir şey yok yani bekliyoruz açıkçası. Peki. E, ne dersiniz? E, yani e, beklenti çünkü hem cumhurbaşkanının açıklamalarıyla hem evet. sendikalar hem de aslında e, çok da görülmemiş bir şekilde e, işveren sendikaları da. Hani evet artık 2870 lirayla geçilmez. İyi bir artış yapılmalı. Dedi ama en çok da Cumhurbaşkanı'nın e, akıllarda kalan sözü fevkinde fevkinde bir artış yapacağız. Evet şimdi e, şöyle bir örnekle başlamak istiyorum. Ben eve bir misafir davet ettiğimde bir yemeğe davet ettiğimde <laughs> eşim der ki ya yemekle ilgili misafirlere bir bilgi verme. Beklenti yüksek tutarsan <laughs> eve geldiklerinde hayal kırıklığı karşı karşıya kalabilirler diye. Tabii ben bu konuda kendisine güveniyorum o ayrı bir mesele ama. Elbette Sayın başkanımız gerçekten beklenti yüksek tuttu. Öyle veya böyle. Bir de şu bir gerçek ki, Ertuğrul Bey de buna vurgu yaptı. İnsanların olmazsa olmaz bir geçim kaynaklarının ihtiyaçlarının, temel ihtiyaçlarının karşılanması gerekir. Evet. Hatta bizim kültürümüzde, örfümüzde şöyle bir şey yerleşmiştir. İşçinin alın teri kurmadan ücretini ödeyin ve işçiye çalıştırdığın süre içerisinde bir ev, bir araba kadar bir ücret verin denilmiştir. Bizde bu oturmuş bir şeydir ama... Maalesef Türkiye tarihinde yani bu son 50-60 yılı değerlendirdiğimizde asgari ücret noktasında böyle bir yapılanmaya gidilmediğini görmek durumundayız. Bu, bu da bir gerçek. Ancak şunu özetle vurgulamak istiyorum. Şimdi bu açıklamadan sonra bir defa %41 artış olduğunda sizin bahsetmiş olduğunuz 3.900 rakamlara geliyor. Brüt olarak da 3.577 lira civarında olan rakam 5.000 liraya çıkıyor. Bunun için devletin Gerçekten böyle bir şeyi, işverenin üzerine yük vermeden Ertuğrul evet. Bey'in bahsetmiş olduğu olumsuzlukların işverenin karşı karşıya kaldığı bir istik durumunun söz konusu olmaması için devletin vergi gücünden fedakarlık etmesi gerekecek gibi görünüyor. Ancak bu durumda tabii Çünkü vergi... öyle bir tehlike var. Yani herkesin endişesi de evet. Çok yüksek olsun ama bu yükseklik de bir işsizlik dalgası yaratmasın, yeni tabii bir... oluşturmasın. Evet. Bunun için de buna bir tedbir olarak da benim kanaatim önerim şu olur devletin almış olduğu vergiden bir fedakarlık etmesi gerekir. Peki bu vergiden fedakarlık ederse bu defa devlet gelirlerinde bir azalma olur mu? Elbette onun da farklı modelleri geliştirilebilir. Çünkü Türkiye'de ciddi anlamda bir vergi kaçağı söz konusu. Türkiye'de vilekendirme sisteminde ciddi problemler var. Dolayısıyla bunlara yöneldiğinde ben inanıyorum ki asgari ücrette oluşacak olan vergi probleminin ticari anlamda çözülmesi mümkün olacaktır. Artı Türkiye'nin İhracat noktasındaki artışlara söz konusu artık rakamlar büyümeye başladı evet. bu anlamda. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda ben gerçekten asgari ücret noktasında bir artışın olacağını değerlendiriyorum. Benim aklımdan geçen rakam 3800 3000 düzeltiyorum 3800 4000 arasında bir rakamdı. Siz de bunu teyitlemiş oldunuz. Daha yüksek bekleyenler var. Kendi tekim 6500 lira gibi bir rakam işçi Biletiler. sendikası evet bunu be, disk. evet ifade etti. Ancak bu da mümkün değil. Yani şimdi gerçekçi bakmak lazım olaylara. Ee, benim şu nokta bir itirazım daha var. Biz artık doları hayatımızdan yani bütün bunların hepsi bizim temel bütün alanlarımızdaki ekonomik katkımıza, refahımıza katkı sağlayan ve olumsuz etkilen hususlar. Doların artık bizim gündemimizden yatırım aracı, tasarruf aracı veya dolar üzerinde fiyatlandırma aracı olarak çıkmaksından kurtarmamız gerekir. Bunun için devletin bir politika ortaya koyması lazım. Bu uzun vadeli olacaktır ama e, doları ağzımıza almamamız gerekir. Biz artık kendimiz tele bazında icraatlarla bu işi yürütmemiz e, gerekir. Tabii altın bir üstünde olması mümkün değil. E, ki nitekim Maliye Bakanı da bunu açıkladı. Çalışma e, Bakanı Bakanı da açıkladı. çok önemli yani. E, sonuç itibariyle bir asgari ücretin de açlık sınırının altında olması da kabul edilebilir bir şey değil. Değil ama tabii bunlar, bunlar e, genelde asgari ücreti çalışan insanlar e, vasıfsız işçi statüsünde öngörülüyor. Yani artık Türkiye ciddi anlamda bunun aşması için vasıfsız işlem anlamda baktığımızda bir evde ama belki kişi, neredeyse çalışanlar... bugün asgari ücretle çalışıp tek başına evini geçindiren çok az insan var. Yani ben asgari ücretle çalışanlara baktığımda aile boyu da kendisi, eşi, çocuklarıyla çalışarak destek sağlayan bir kesim var karşımızda. Yani bu kesim kalifiye üretime, Türkiye üretime geçtikçe bu oranın asgari sınırının üzerindeki bir asgari ücretin verilebileceğini bekleyebiliriz. Ancak bugün şartlarda Türkiye'nin her ne kadar açlık sınırının rakamının altında kalsa bile bunun üzerine çıkmasının e, mümkün olmadığı da gerçeğini ifade etmemiz gerekiyor. Yani ben de bunu isterim, gönül evet. bunu ister. Çünkü aynı şekilde benim asgari ücretle geçinemeyeceğim bir düşündüğüm zaman bir başka insanda böyle bir durumda geçinmesini beklemek doğru bir yaklaşım olmaz. Ancak Türkiye şartlarındaki gerçek e, bugün asgari ücretin e, açlık sınırının üzerindeki bir rakama çıkması mümkün değil. Ama umarım ki beklentiler artık e, baştan sonra ifade etmiş olduğum gibi insanlar da ciddi ciddi bir beklenti içerisinde çünkü bakın bugün e, marketlere baktığımızda piyasadaki fiyatlara baktığımızda cidden yüzde %40'ın üzerinde bir artış söz konusu. Ya hiç de normal yani, değil yani bu... Bütün bunlara baktığımızda asgari ücretle geçinen bir insan yani pirinç bile bugün merzimek 30 lira olmuş diyor, diyorlar. Dolayısıyla bütün bunlara baktığımızda e, asgari ücretle geçinen bir insanın e, mutfağını ancak karşılayabildiğini düşündüğümüzde mutlaka e, asgari olarak yüzde %40 üzerinde bir artış olması gerekir. Bu verilirse e, hükümetin de ekonomik olarak düştüğü bu sıkıntı karşısında halkın da beklentilerine bir e, karşılık vermiş olduğunu değerlendirmek lazım. Devlet bunu e, bu zammı verirken bu artışı verirken işverenin üzerindeki yükü vergi indirimiyle sağlayabilir. E, e, buna benzer uygulamalar yapılıyor Kerem evet. Bey. Yani şu anda mesela e, birçok sektörde devlet bir yıl boyunca e, işe alınan e, insanların sigortasını karşılayabiliyor. Hatta bir kısmının ki pandemi döneminde bu oldu. Bir kısmının sigortasını karşılamakla beraber maaşının da bir kısmını devletin verdiğini değerlendirdiğimizde e, bundan yapılabileceğini değerlendiriyorum. Artık akılcı ve mantıklı olarak bu işin çözülmesi adına, ekonominin rahatlaması adına, insanların e, bu e, karamsarlığının çözülmesi adına asgari ücretin gerçekten fevkın da üstündeki ifadelerine hitap eden bir atış olması gerekir. Ben bir konu eklemek istiyorum. Burada aslında işverene düşen iki husus var tabi devletin denetiminde. Birincisi şu anda mesela asgari ücretinin fazla görünmesinin sebeplerinden birisi Asgari ücret seviyesinde hesaba yatırılıp geri kalanın elden ödenmesi Neden? Vergi yükü fazla Yani bu noktada devlet önlem alırsa bu problem de çözülebilir Birincisi ikincisi de işverenler şunu yapmasınlar Yani bu devletin kontrolü gerekiyor 10 sene çalıştırıyor işçiyi sonra işten çıkarıyor veya 5 sene neyse Ondan sonra işçi kıdem tazminatı için uğraşıyor falan. Yani her yıl işçinin kıdem tazminatını hesabına yatırın kardeşim. Ben mesela yanımda çalışan arkadaşlarımı her yıl günü geldiğinde maaşlarıyla birlikte kıdem tazminatlarını yatırırım. Hakkıdır o işçinin. Yani teri kurmadan verin diyor ya. Hakkıdır. Ya verin işçiye. Yani bugün zor durumda kalan insanlara belki bu dediğim ödemeler yapılsa ilaç gibi gelecek. Yani bu evet. çok önemli bir ustur. Evet devlet e, tamam ama ben her zaman dediğim bir şey var. Devlete yardımcı olacak kim? Yükün yarısı bizde değil mi? E, bizde. de işveren vergi kaçırsın, işveren e, SGK kaçırsın, işveren e, elden ödeme yapsın. E, bu olmaz. Yani e, eşit yük paylaşmak gerekiyor. Bunlara dikkat edilirse zaten bu denetim ve işverenin sorumluluğu bazında %50 problem çözülmüş olur. Peki. E... E Alihan, siz de dersiniz bu asgari ücret tartışmalarına e, iki konuğum da e, hakikaten beklentinin yüksek olduğunu söyledi. E, Ertuğrul e, aşk sınırının altında olmaması gerektiğini söyledi. E, bir yandan da hani ya, olanaklar bütün evet. olanakları e, çok da abartmamak lazım. Evet, çok beklenti e, diyorsunuz. Ne dersin? Ben ya ben ya tabii ki insan tabii ki yani gönlünü istediği herkesin rahat yaşadığı bir ülke ama ben dikkat çekilmeyen bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Lütfen. Burada konuşulanlara ilave olarak e, asgari ücretin çok şişmesi aynı zamanda enflasyonu da arttıracaktır. E, çünkü çok kalabalık bir grup asgari ücretle çalışıyor ve bir anda ellerine daha çok para geçince isterseniz daha çok da harcama yapacaklar. Şimdi önce pandemi sonra da ekonomik kriz vesaire derken insanlar bir takım şeylerini ertelediler bir takım harcamalarını Fakat bu ertelediğiniz harcamalar bir süre sonra artık zorunluluk halini almaya başlıyor ve paralar harcanmaya başlayacak mecbur. Bunun ben enflasyonun kötü oranda zaten fecaat durumunda olan enflasyonu iyice kötü hale getireceğini düşünüyorum. Bir. ikincisi şu da çok sağlıklı değil bence. Eğer böyle yüksek bir zam yapılırsa Türkiye'deki nüfusun yarısından fazlası Asgari ücretle çalışıyor olacak O zaman hani e, Çocukların anne babalarına sorduğu soru var ya Baba okuyorum ne işe yarayacak sorusu. Sanırım bir cevabı olmayacak gibi gelmeye de Başlıyor bana Çünkü üniversite mezunlarının dahi Asgari ücret veya asgari ücretin çok az üstünde e, Maaşlarla işe başladığı Günümüzde e, Gerçekten çok okumanın bir manası kalmamaya Başlıyor gibi Bu bence ciddi manada çöküklüğe de yol açar Toplumda e, okumanın muhtemel olmadığı bir toplum modern bir toplum olamaz e, bence bunların hepsi düşünülmesi gereken şeyler son olarak bir de şunu belirtmek isterim e, ciddi manada sonuçta yapısal problemler var çok klişe ama yapısal bir takım şeyler düzeltmeden siz ne zaman yaparsanız yapın e, özellikle asgari ücrete sadece etkisi geçici olacaktır hatta e, orta vadede daha kötü bile olacaktır şunu da unutmayalım ki krizin bugünlere gelmesinde en önemli sebeplerden bir tanesi 2015 e, seçimlerinden, ikinci 2015 seçimlerinden haber asgari ücret vaatlerinin ve asgari ücretin bir anda %50 civarında zamlanması da e, ekonomik krizi tetikleyen sebeplerden bir tanesi oldu. Böyle konuşunca da asgari ücret düşmanı gibi lütfen görmeyin beni yani, ama birilerinin de çıkıp bir takım acil reçeteleri söylemesi lazım diye düşünüyorum ben. Siyaset düşünmediğim için ileride çat çat doğru düşündüğüm şeyleri söyleme lüzumunda hissediyorum açıkçası. Peki. Ee, Ersan Bey, e, dediniz ki hani olanaklar da ortada. Ee, evet. Pek dertliyle çok abartmamak lazım. Ee, Ertuğrul da dedi ki, yani, bir mücadele edecekse hep birlikte e, mücadele edilmeli ve kayıp kaçak meselesine e, dikkat çekti. Ama e, Alihan da diyor ki, Zaten hani yüksek seviyede asgari ücretli büyük bir artış bu seviyeyi daha da arttırabilir. Enflasyon için diyor. evet. Hem enflasyon için diyor hem de asker ücretli çalışanlar açısından diyor. Yani evet, o, evet. o rakamlar artık kalifiye. Oran olarak, oran yani, olarak, oran olarak, değil mi? Evet. Evet. Ee, şimdi buradan bakınca e, bir hayal kırıklığı da beklemeni miyiz yani? Evet. Yani tabii e, Alihan Bey güzel bir noktaya temas etti ama bu sorun şöyle açılabilir. Bakın Türkiye'de genelde, genelde şu örneğe baktığımız zaman Türkiye'deki gelirin %85'ini %10'luk %15'lik bir kesim elde ediyor. Evet. Yani bu ne demektir? Yani siz 100 lira, Türkiye'nin 100 lira bir gelir geliri var. Bu 100 lirayı 85 lira olarak %15'lik kesim paylaşıyor. Geriye kalan işte bu asgari ücretli kesim çok dediğimiz sayı dahil olmak üzere birçok alandaki kesim de %15'lik kısmı yani %15 lira da 85 kişi paylaşıyor. Bu anlamda baktığımızda devlet politikası ve işveren politikası anlamında kar paylaşımının da devreye girmesi gerekiyor. Yani, yani şimdi, gelir adaletsizliğine dikkat e, Tabii hocam. şimdi bakın yani işveren şöyle söyleyeyim yani bunu ben ben de ticarette bir şekilde uğraşıyorum, iştikar ediyorum ve e, piyasada oluşan bir takım şeylerin üzerinde bir e, ee, iş, işçi ücret yaptığımızda beni hemen ikaz ediyorlar. Ya işçilere bak sen böyle ücret fazla vermesin, şu kadar fazla para ödemesin. Ee, bizden de böyle talep ediyorlar. Bak böyle şeyler yapma diye baskı kuruyorlar yani sizi Hı -hı. ve bir anda dışlıyorlar sizi. Yani siz tek başınıza kalıyorsunuz. Yani bunun devlet politikası yürütüldüğünü düşündüğümüzde aslında büyük paylaşılması gerekir. Bakın şu an Türkiye cidden bir ekonomik darabozdan geçiyor. Öyle ve böyle bir ekonomik sıkıntı var Türkiye'de. Bu sıkıntıyı sadece asgari ücretten beklemek veya bu sıkıntıyı sadece devletten beklemek, vergilerden beklemek çok doğru değil. Bu sıkıntıyı herkesin, yoksurundan zenginine kadar herkesin üstlenmesi ve taşınması gerekiyor. Yani 85 lirayı 15 kişi bölüşeceğini 60 lirayı 15 kişi bölüşsün. Heh. Dolayısıyla ne olur? Bu durumda otomatik ben ister istemez asgari ücret noktasında çalışan vatandaşlarımıza bir katkı sağlanabilir. Türkiye'deki bu anlamda ben adil bir sistemin olduğunu değerlendirmiyorum. İşveren ciddi anlamda kar marjını yüksek tutuyor. Çalışan e, personeline bu noktada çok ciddi katkı sağlamıyor diye düşündüğüm için bu noktada e, ayrı bir politika izlenmesi gerekir. Ama bu politika tabii şu andaki asker ücret görüşmelerini etki etmeyecektir. Ancak bunun kısa vadeli görüşmesi için devletin e, vergilendirme sisteminde bir indirim yapması söz konusu olabilir. Ancak ben şu noktada alayan bir itiraz ediyorum. Ona katılmıyorum. Neden? Şimdi bir insan çok fazla harcama yapacak. E, enflasyon artacak. Hayır ben öyle bakmıyorum bu hadiseye. İnsanların temel ihtiyaçları sadece e, Harcama yapacakları alanlar değillerdir. E, eğitimden tutun her alana kadar baktığımız zaman servis ücretlendirmesi her şeyi düşündüğünüzde insanların bir yerden bir yere gitmesi için otobüs ücretini verebilecek olan insanların olduğunu değerlendirdiğimizde bu anlamda ben enflasyon yükselmesine katkı sağlayan bir harcamanın olmayacağını değerlendiriyorum. Yani asgari ücretle çıkıp da evinde e, bulgur ekmek yediği zaman ertesi gün pirzola yiyecek değildir bu parayla. Temel ihtiyaçlarını göreceği ben böyle bir durumu söz konusu olmayacağını değerlendiriyorum. Eftanasyon olup katı alamaz yani. Bir de bir hemen Sayın Bakanımdan önce müsaadesi olursa. Hoş geldiniz Basun Bey. bakmayın. Estağfurullah. Kaynağı şu başladı te biz dedik zaten. E Hadi. Hayır televizyonun aracıyla geldiğim halde böyle geldi. Bir de kendim gelseydim daha <laughs> <laughs> geç gelirdim. Bu arada ben Sayın Bakanımda kırmızı kravatı görünce sabah kırmızı kravatı elime aldım. Hı. Tekrar bıraktım. Yani alsaymışım pişti Sayın Bakanım. E fena olmuş yani <laughs> Şimdi tabii şu önemli, mesela devletin yargı kurumları var. İşte aile e, davalarına bakan aile mahkemesi var, ticaret mahkemeleri, iş mahkemeleri ceza. Şimdi burada yıllardır iş davalarına giriyoruz, arkadaşlarımız giriyorlar. Yani devletin bu yargı kurumları üzerinden istatistik yap, yapsa bile hı hı. bir sürü problemin çözüleceği aşikardır. İş davalarını Adalet Bakanlığı veya Çalışma Bakanlığı bir istese zaten %99'unun davanın içeriğinde işverenin asgari ücretin e, belli kısmını yani asgari ücret kısmı, maaşın asgari ücret olan kısmını elden verdiği gerisini e, hesaba yatırdığı gerisini de elden verdiği anlaşılacaktır. Yani devlet buna bile baksa aslında büyük problemleri çözmüş olacak. Maalesef ee, bizde e, devlet kurulduğundan beri bu istatistik yani bilimsel veriler noktasında problem yaşadığımızdan dikkate almadığımızdan problemleri çözemiyoruz. İlla insanların bağırması lazım, sokağa dökülmesi lazım. Ya buradan ricamdır. Bu yargı kararlarını bir alın, bir bakın. İnsanlar bu de niye mahkemeye evet, diyorlar, Yani çözersiniz. Anlaşmazlık aslında. neler? Evet. Yani bu çözülecek bir şeydir. Sırf oraya bile baksalar. Yani bunu aslında vurgulamak istedim. Önemli. E, Masum Bey tekrar hoş geldiniz. Şimdi e, memlekette ne zaman bir ekonomide sıkıntı olsa 2001 krizi deniyor. Siz de o dönemin aktörlerinden birisiniz. Kemal Derviş'ten devraldınız görevi. E, yaşadığımız şey benziyor mu? Yani e, yaşadığımız şeyin bir kısmı benziyor. Bir kısmı ise hükümetin hatasından kaynaklanıyor. Yani, Nasıl? hükümetin geçmiş hükümetlerden farklı hatalarından. yani eski hükümetler 2001'deki hükümet de hatasız değildi ama o hatalara ilave hatalar var. Ne var? Mesela eee döviz artışının bir sebebini de devlette de aramak lazım. Ya yani siz yola çıktığınızda 14 civarındaydı. Şimdi 15'i geçti dolar. Evet. Euro 17'yi geçti. Evet ama niye böyle? Kim artırıyor? bu yolu kim açtı bu konuda zayıf olduğunu kim hissettirdi devletin mekanizması hissettirdi devlet derken hemen milletin aklına cumhurbaşkanı bakanlar falan gelmesin orada bu finans mekanizmasını yürüten işte kurullar var evet. geçmişte devlet tecrübesi olan olmayanlar var işlerinde ee, böyle mesela o kurullara yakın olan birisi çıkıp da olağanüstü hal ilan edilir ekonomide derse. Geleceğiz o konuya. E, yani e, büyük bir gaftır bu. Büyük bir gaf ve hükümeti adeta köçeye sıkıştırıyor. Milletin aklına tabii şöyle bir şey de var. Nedense televizyon tartışmalarında bile eskiye dönülmek istenmiyor. Ben bu olan sual dediği zaman çocukluk dönemime döndüm. Bırakın eskiyi. 1960 yılında ihtilal olduğu zaman herkesten yardım istendi. Yani bütün aileler yüzük, bilezik şeklinde destek oldu. Daha sonra 61'den sonra vergi reformu yapıldı. Bugünkü vergi kanunları o tarihli kanunlar. Temeller atıldı. O vergi kanunları yapılırken yeni bir e, güvenlik önlemi getirdi. Servet beyanı servet beyanı geldiği anda bir dedikodu yayıldı. Askeri rejim bu servete el koyabilir diye. Birçok iş adamı, birçok insan servetini beyan etmedi. Yurt dışına para kaçırma o dönemde başladı. Ve bu ne zamana yani kadar sürdü? Yani bir dedikodunun ne kadar tehlikeli olduğunu. Tabii oldu. tabii. 1982 yılında ne zaman o zaman Özal Başbakan yardımcısıydı. Bir servet affı çıktı. Yani servetinizi beyan edin vergi ödemeyeceksin, sıfır vergiyle kayda alacağız dedi. Bir nevi toplumla vergide bile barışma o şekilde gerçekleşti. E şimdi biri çıkıp da olağanüstü hal ilan edilir deyince, olağanüstü hal ne demektir? Şu anda 15 Temmuz için olağanüstü hal kararı alındı. O tarihte herkesi kararname ile dışladı. Daha davaları görülmedi birçoğunun ya da olağanüstü su halle görevden alınan devlet memurlarının çoğunluğunun bir kısmı yani 15 bin mi 16 bin mi en azından başvurdu geri döndü göreve. Ama olağanüstü hal diye bir adam bir süre devre dışı bırakıldı. Ekonomi için bunu söyleyen sonra ya ben hata yaptım özür dilerim derse ve onun cumhurbaşkanı resimleri çıkarsa bu ülkede kimse de suç aramayalım. Evet. yani arayacağım. Şimdi sen MHP suçlu. Genel Başkanı evet. Devlet Bahçeli'de çok sert Tabii. tepkisi var. Norman Kurtulmuş'un hakeza AK Parti Genel Başkan Vekili <laughs> çok sert tepkisi var. Yani ama... anında cevap verildi. <laughs> bu mesele Yok, bu mesele anında, geleceğim ama. Anında verilmedi. Şu tabloyu tabloyu Bakın ne zaman verildi bu konuda hakkını vermek lazım. Hemen itiraz ediyorlar. Bu soruyu gazeteciler Meral Akşener'e sormadı. Evet. Televizyonda izledim. Hatta evet. Ayrıntılı en güzel haberi veren televizyon da sizin sabah haberleri de veriyor. Evet. Yani Bülent Çöltekin galiba yapıyor. Evet, evet. Tebrik etmek lazım onu. Beral Hanım dedi ki böyle diyorlar, tehlikelidir bu söylemler. Bu konuda da böyle bir şey olacağını sanmıyorum. Hı -hı. Tersleyerek ve en son bir soru yok bu soru gündeme gelmeyecek dedi bir daha. Ondan sonra AK Parti adına açıklama yapma ihtiyacı. Çünkü aklı selim bir yaklaşımı başka bir siyasi parti yaptı. Belki de beklenti acaba bu bir olumlu tepki verir de insanlar çekinir mi? Şimdi bir kere bakın. Sen Birleşik Arap Emirlikleri ile anlaşma yapıyorsun. Anlaşma yapacağın gün 9 liradan yavaş yavaş 14-15 liraya doğru yükseliyor. Yaptın anlaşma swap anlaşması. Türkiye'de yatırım yapıp bazı şeyler alacak. Ne yapıyorsun? Milletin kafasına ya bu Birleşik Arap Emirlikleri'ne her şeyi yüzde altmış ucuza getirdi. Çünkü değer biçildi. Şimdi burada bakın 2001'ler benzerlik var. 2001'de o zaman ağzımızda tüy bitti. Ben çok uğraştım. Kıta adam da ilan edildim. Neyle uğraştım? Milletvekiliydik o zaman. Ya böyle bir şey olur mu? İnternet sayfası açtılar. İş adamlarına satmak istiyorsanız koyun buraya dışarıdakiler seçecek. 2008 yılında aynı kriz Avrupa'da olduğu zaman Sarkozy ki çok muhafazakar aşırı bir şeydir. Şimdi biz solcu olduk dedi. Malımızı kimseye satırmayız dedi. Ve mesela o zaman Karfur'u uh -huh. e, bir Arap devletinin sermayesi almak istedi. Engellediler. Satamazsınız dediler. Yani satın alana demediler. Satmak isteyene satamazsın. O krizde. Şimdi bizde ise çalışanlar biraz likaye, liyakat söz konusu da olduğu için ve e, ne yapıyorlar bu sefer? O liyakat eksik olanlar dışarıdan bilgi alarak bu işi yapmaya çalışıyor. O zaman taviz veriyorsun. Şimdi e, çocuk oyuncağı değil. Türkiye'de yetişmiş, bakanlık yapmış, müsteşarlık yapmış yüzlerce insan var. Birleşik Arap Emirlikleri ile anlaşma bir günde gündeme gelmedi ki. Bu müzakereleri yapıldı, hiç konuşuldu. İşte o arada kime ne taviz verildiği eğer hissettirirsen piyasaya, piyasa kendini koruyor. Burada spekülatifler, spekülatörler devreye, sokuyor, devreye giriyor. Vay kimdir bu öldürelim? Hayır. O spekülatörlerin işi bu zaten. Yani evet. para piyasasında paradan para kazanmaya çalışacak. Sizin bu programlara Para piyasasında, finans piyasasında çok arkadaşı çağırıp davet edip, evet. onları da görüşlerini alıyorsunuz. Şimdi burada bizim şu anda yaptığımız iş geçmişte Türk parasının kıymetini koruma kanunu neden çıkarılmış? En azından birileri oturup ona baksa, yükselen döviz değil, değerini kaybeden yani Türk parası. Yani böyle şey değil. Şimdi bunu çıkıp ihracatımız artacak. ihracatımız artacak hikayesi geçti. Bu hikaye 24 Ocak kararlarından sonra gündeme geldi. Allah rahmet eylesin. Turgut Özal yurt dışındaki paraları getirin amacıyla hayali ihracata bile göz yumdu. Yani hatırlayın şey eskiden hayali ihracat yaptınız mı? Evet. Mesela o Yahya Demirel olayı dünya kalktı. Yani Türkiye'de dünya derken o herkes... De, değil mi? Ama 1980'de bırakın bunu ayrıca yüzde ihracatınızın yurt dışında legal olarak bırakabilirsin diye yasal düzenleme yapıldı. Şimdi bunları bilmeden hı hı. şimdi her yerlerde her konuda canım bu yaşlılar gitsin, deneyimler gitsin, genç gelsin, tamam genç gelsin. Ama sen en azından yanı başında tuttuğun yaşlıların, tuttuğun deneyimlerin hikayelerini dinle. Şimdi böyle e, meşhurdur bunu anlatmazlar. Fatih Sultan Mehmet'in babası ölürken oğluna iki tavsiyede bulunuyor. Diyor ki kavga etmek için yanında sürekli gençleri tut, sürekli İstanbul'u ver edeceğiz diye onlar hep istesinler. ama fetih adımını yanındaki aksakallar şimdi zamanıdır demedik şu adım atmacı. Şimdi bu ne diye? Çünkü o aksakallar gençken aynı şeyi yapmışlar, fethedememişler. Tecrübe var, ne zaman olacağını beklemiş ve öyle başlatmış. Şimdi bizim ülkemizde ise şu anda yaşanan şey cumhurbaşkanına bağımlı yöneticilik yapıyor herkes. Bakanlar konuşmuyor. Cumhurbaşkanı konuşmadıkça. Bir numara Cumhurbaşkanı her şeyi konuşsun. Dün bir televizyondaydım. Şimdi sizin sorduğunuz sorunun farklısını sordular. Biraz evvel değerli arkadaşlarımın cevapladığı. Asgari ücret sorusunu sordular. Ben tam onu soracaktım. Ee, <laughs> Tabii. Bana da sordular. Onu ben de dedim ki asgari ücret bellendi. Açıklamayı Cumhurbaşkanı yapacaktı. Onun için ertelendi. Açıklamayı Cumhurbaşkanı yapması doğal. Neden? Çünkü bu dönem azgari ücreti devletin katkıları besleyecek. Böyle iş adamları versin filan beklersek küçük iş adamlarını ortadan kaldırma operasyonu olur. Ertuğrul'a dikkat çekin. Yani 2001 yılında bakın işçiler yok edildi. Nasıl edildi? O krizden sonra işten çıkarma başladı. Çünkü gerçekten öyle bir verimsizlik vardı. Mesela siz burada program yönetiyorsunuz. Size bir tanıdığınız diyor ki ya benim oğlan gazeteci olmak istiyor. Patrondan zaten ya okey almışsınız ya da döner alırsınız okeyi. O arkadaş başlar diye işe. Ama 2001'den sonra artık bu bir kalktı. Neden? Çünkü verimlilik geldi gündeme. Taşımaz oldu. Sistem o hale getirildi. Sistem o hale getirilirken bu sefer aslında eskinci amaç gerçekleşti işten çıkarılanların tamamı birikmiş kıdem tazminatını aldılar. Kıdem tazminatı varlıklarıyla geçindiler bir süre. Tükendi. Şimdi ise... Ne bekliyorsunuz? Nasıl bir rakam bekliyorsunuz? bir kere 4 bin altında olmaz. Neden 4 bin altında olmaz? Devlet şu anda o rakamı devlette çalışanlara verdi. Yani şimdi Cumhurbaşkanı istediğimiz kadar tenkit edelim. İyi bir siyasetçi. Yani devlette çalışanlara yüzde otuz üzerinde zam verip kendi özel sektördekilerin azalmasına göz yummaz. Ama başka bir tarafı var. Buraya da kulak veriyor. Ee, o da şu. Bütün bu ödemeyi iş adamlarına yüklemeyeceğini biliyor. Çünkü burada asgari ücrete yapılacak zam normal diğer zamları da etkileyecek. Şey yani, çok belli. Yani şey. ücreti 10 bin lira olanı da o oranda da evet. etkileyecek ya da küfonumu bulacaklar seyyanen verecekler. Hemen yani maaşta Bu sefer yüzde şeklinde değil belki seyyanen verecekler. Hı hı. Onun için... 4000 e, altında olmasını beklemiyorsunuz. Yok beklemiyorum. Yani 4000 altında olsa 200 lira olur. Filan iş adamları aslında 3500'e kadar terennüm ettiler. 3900'e kadar geldiği bile söyleniyor. Ama bakın öyle değil. İşveren gelmez. Devletin vermesini bekliyor. Hı hı. İş veren sıkıntı da olsa gelir çünkü yandaki çalışan mutsuzsa ilk yapacağı şey şirketten hırsızlık yapmaya başlar. Yani akşam eve giderken kalemlerin bir kısmını eve götürür, kağıtları götürür. Çünkü alamayacak çocuk çocuğuna. Şimdi o nedenle bu, bunun özel şeyi vardır yani e, muhasebede özel bir uzmanlık alanıdır. Evet. Ne, ne, nelerden kimin, dolayı kimin, hırsızlık evet. yapılır? Yani ona 3800, izin vermemek için 3850. E, yani devletten ne alabiliriz bakıyoruz. Evet. Devlet nereden verecek? İki yerden verecek. Bir Primden. vergi ve sosyal güvenlik primlerinden vazgeçecek. Burada e, kendi karşılayacak. Ki karşılaması normaldir. Bakın Türkiye'de uzun yıllar ben ona hep de itiraz etmişimdir. Yani milletvekili olmadan evvel de itiraz <laughs> etmişimdir. Efendim e, sigorta açık veriyor. Hayır vermiyor. Devletin yüklenmesi gereken kısmı belli bir duruma kadar hep sigortacı evledi. Çünkü çalışan sayısı aktif sayısı pasif sayısından tabii, emekli tabii. sayısından fazlaydı. Ama bu emeklilik geldikçe terse döndü. Bu sefer açık veriyor edebiyatına başladılar. Dünyada Sanki, hiçbir sosyal güvenlik kurumu kar etmez. Etmez zaten ya devlet, evet. devlet. Ama çıkar değildir o da zaten. Hayır devlet de. devlet döner bir. Ha, var ne, nereden devlete de parayı vermiş hatırlatayım. Eskiden Son Sosyal bir Güvenlik tabii miyim? Sosyal Güvenlik Kurumu aldığı paraları ucuz faizle Ziraat Bankasına yatırdı Ziraat evet. Bankası o parayı Merkez Bankasına aktırır eski sistemde. Merkez Bankası da iş adamlarına teşvik olarak verirdi. rahmetli Erbakan'ın deyimiyle katakulli. Yani bu katakulli değil de başka şeydi. Yani Peki. şöyle söyleyeyim. Elde bir fon var. Evet. Bu fonu şey Yani kapatmadan önemli bir şey söyleyeyim. Şu anda Türkiye'yi kurtaran bu pandemi sürecinde bu noktaya kadar bu şeyleri yaptıktan işsizlik sigortasıdır. Evet. İşsizlik sigortası çıkarken yine sizin dediğiniz o Erbakan'ın kastediği katakulli manasında borsada değerlendirilecekti. yurt içi ve yurt dışı borsalarda yani New York borsasında filan. Evet. Bakan da Yaşar okuyan. El, tasarı hazır getirdi. Ben 3-4 saat nasıl top söz aldım. Bitmesin o bir toplantı diye sıkıştırıyorum. İşisiz ortası olmaz olmaz. En son bir şey daha vardı. Gittim Yaşar'ın kulağına fısıldadım. Birazdan bunu söyleyeceğim. Sakın ha dedi. Söyleyeceğim dedim. Ve Allah razı olsun. Allah onun uzun ömür versin. Ne istiyorsun dedi? Bu para yalnız devlet kağıdında değerlensin dedim. Verin önerge bakın. Ve işsizlik sigortasının şu anda güçlü olmasının nedeni yalnız devletin borçlanma kağıdında kullanılıyor. E. O nedenle Türkiye'yi bu pandemide de kurtardı. Ve e, her yerde söylüyorum yani hoş onu niye ben önerdim? Muhasebe mesleğinde yıllarca çalıştığım için çocukluğumdan beri bir tasarruf bonoları çıktı. Bir süre sonra iç edildi. Kastelli tasarruf bonolarını ucuza evet, alanlar. Sen bakın yaptı. ben burada şey çok merak ediyorum. O bir, söz neydi? Hangi o söyleyemem <laughs> Yani. O, o söz neydi? Bir virgül koyalım Masum, bir virgül e, koyalım. Şimdi Ferhat Yüksel Türk ekonomist, o da yayınımıza. Arada söylerim. Heh, Ferhat hoş geldiniz. <laughs> Hoş bulduk. ki yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi e, hemen e, şu faiz meselesine e, geçelim. Asgari ücreti tartıştık. E, onunla ilgili değerlendirme yapmak istersen de e, e, buyurunuz ama e, FED sabit tuttu. E, herkes önce bir FED'e bakıyor. E, Amerika'da enflasyon bir süredir %2'nin üzerinde olmasına rağmen e, FED faiz arttırımına gitmedi. Sabit tuttu. Bu bizi nasıl etkiler? ve işte Saat 14'te e, sanırım Merkez Bankası'nın toplantısı Nasıl bir karar bekliyorsun? Tabii e, dün FED piyasaların beklentisi dahilinde faizi sabit tuttu. Fakat önümüzdeki yıl için aslında 3 tane faiz artışı sinyali verdi. Varlık alım programındaki azaltımın da hızını artırdı. E, aslında genel çerçeveye baktığımızda FED'in 3-4 ay önceki duruşuna kıyasla oldukça şahin bir duruş var burada. Yani parasal sıkılaşmanın Başlangıcına doğru gidiyoruz. Sanki 2022 yılından itibaren işte varlık alım programının sona erdirilmesi ve ağır ağır faiz artışlarının başlamasıyla beraber ABD başta olmak üzere belli başlı gelişmiş ülkelerde parasal gevşeme politikalarının terk edildiğini göreceğiz. Bu da aslında enflasyonla alakalı bir süreç bizi buraya getirdi. Enflasyonist baskıların çok yüksek olduğu bir dönemden geçiyoruz. Tedarik zincirlerindeki bozulma, e, üretimlerin daha fazla yerleşmesi, verimlilik tarafında sıkıntılar yaşanması tabii arz yönlü e, enflasyon baskılarının artmasına neden oluyor. E, bunun bizim gibi ülkelere yansıması ne olacak diye düşünecek olursak tabii önümüzdeki yıl tüm küresel tarafta fonlama maliyetlerinin arttığı bir süreç olacak. Özellikle dolar fonlama maliyetinin. Bu da ister istemez tüm gelişmekte olan ülke merkez bankalarının sıkıştırıcı bir süreç. Nitekim zaten Fed'in ilk bu sinyali verdiği dönemden bu yana ve enflasyondaki yukarı yönlü trendle beraber biz gelişmekte olan Ülke merkez bankalarının ağır ağır faiz artırım döngüsüne girdiğini gördük. İşte burada Brezilya olsun, Macaristan olsun. Yani e, dipten onlarda da artık faiz artırım döngüsü başlamış durumda. bize dönecek olursak burada, tabii biz aslında bu döngünün biraz daha tersi noktada kaldık. E, herkesin faiz artırımına gittiği noktada biz yüksek bir faiz oranından indirim döngüsüne geçmiş gibi duruyoruz. fakat Türkiye bu, modeli. Tabii Evet yani Türkiye modeli e, diye konuşuluyor fakat günün sonunda biz enflasyon beklentisini çıpalayamadığımız için e, erken faiz indirimimiz maalesef e, enflasyon beklentilerinin daha da artmasına neden oluyor ve bunu da en büyük etkisini kur üzerinde görüyoruz. E, negatif reel faizin oldukça yüksek olduğu bir ortamda e, kur üzerindeki baskı e, artmış durumda. Günlük hareketler iyice ve sertleşmiş durumda yani şu anda 15'in üzerine attık. Ee, ve bu bir yerden sonra tekrardan dönüp enflasyonu ve enflasyon beklentisini besliyor. Yani kısır bir döngü içerisindeyiz. Mevcuttaki politikayı eğer devam ettirirsek uzunca bir süre daha tabii ister istemez bu bir yerden sonra kontrol edemeyeceğimiz noktalara doğru bizi götürebilir. Burada bence artık mümkün olduğu kadar mevcuttaki politikayı gözden geçirip yeni bir politika setiyle öne çıkmak gerekiyor. Bu noktada da işte belki bugün merkez bankasında herkes faiz indirimi müzliyor fakat ben açıkçası bugün pas geçebileceğini düşünüyorum ve gerçekten enflasyon beklentileri çıpalanmadığı noktada da bundan sonra bir faiz indirim döngüsüne yeniden girmemek gerektiğini düşünüyorum. Peki e, Ferhat Üçler Türk çok teşekkür ederim e, iyi niyetli önerilerinizin de umarım e, umarım duyulur bu önerileriniz çünkü. Yayına başlamazdan önce 15 için altındaydı. 15 üzerine çıktı. Euro keza 17'nin üzerinde. Herkesin gözü kulağı Merkez Bankası. son sözü. Merkez Bankası söyleyecek. Tekrar teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. Ben bir şey söyleyeyim. Buyurun. Şu anda bakanlık yetkisi bende olsa Cumhurbaşkanı'na çıkarım. Efendim bakanlar para kredi kurulu hemen faizi açıklasın. Bu kadar saat spekülatif beklentilere dayalı ekonomi yönetimi niye boşluğa bırakıyorsun ki? Yani saat 2'ye kadar herkesin ne söylerse doğru olacak. Ama yani orada saat 2 de önemli. Yani oradaki bir dakikalık gecikme bile piyasada Erken Daha alsın diyor. mi sefer 5 dakika gecikme oldu. Evet. Yani, yani evet. açıklasın yani. Ne, ne, olacak ki? Bu, bu e, böyle zaten ki, karar alınmıştır diyorsunuz. Ya, karar alınma, alınması için bir problem yok. Verileri zaten bir gün evvelden gündemi almıştır kurul üyeleri. Tabii. İki gün, üzeri, i̇ki gün üst toplantı yapıyor çünkü. Tabii yani hemen yaptırsın şimdi. ilan etsin ne olacak yani. Hatta bırakın bakanı. Fed'in kararı sayın bakan Fed'in kararı önemliydi. FED'in kararı farkı önemli değil. Bakın farkı ben var. anlatayım size. Bu Türkiye'yi zaten bu tür şeylerle boğuyoruz. FED'in kararı dışarıdan borç bulanlar için önemli. E biz de onlardan ya, biriyiz. E, Efendim? Biz de onlardan biriyiz. Hayır değiliz. Borç alanlar para piyasalarıdır. Biz devlet olarak kalmıyoruz ki bu borcu böyle birebir. Bu FED ne için? Çünkü bakın FED'in Türkiye'de Merkez Bankası'nın verdiği krediler finans kurumlarına veriyor. Politika faizi diyoruz ya buna. Evet. Ay şimdi bu işe yarasaydı... Sayın Cumhurbaşkanının bu 9 ayda Merkez Bankası başkanının değiştiğinden beri yapılan değişiklikler etkili olsaydı şu anda bankaların verdiği faiz düşmesi gerekirdi. Kamu bankaları bile talimatla yani devletin politikası diye yalnız şimdilik yeni ev inşaatlarını o da konut piyasasındaki sutoku eritmek için veriyor. Yani bakın e, bazı davranışları eskiden geldiği gibi tutmamak lazım. Ezberi bozmak lazım. Yani şimdi Ki bu... Cumhurbaşkanı'nın en iyi yaptığı şeylerden bir tanesi. Bir virgül koyalım, tabii. bir kısa araya gideyim. Tabii. E, sonra Ertuğrul'a da dönmem lazım. Ertuğrul ayrılacak çünkü. E, kısa bir arada sonra devam edeceğiz. Devam ediyoruz. E, Ertuğrul Ferhat Yüksel Türk'ü dinledik. Yani, e, bir dünyanın genel bir fotoğrafını çekti. Türkiye'de de Merkez Bankası pas geçebilir dedi. E, artışta malum. Aslında daha önceki ekonomistler sanki piyasa e, Cumhurbaşkanı'nın iradesi doğrultusunda ısrarla e, faiz politikasındaki iradesini ortaya koyuyor ve değiştirmiyor. Geri adım atmıyor. E, sanki piyasa satın aldı dediler ama yine de Kurdaki yükseliş devam ediyor. Az önce e, Sayın Bakan da dikkat çekti. Hani bir takım spekülasyonların önlenmesi için daha hızlı hareket edilmeli ve ezber bozulmalı. Sen de çok spekülatif hareketler görüyor musun bu işte? ya Türkiye'de maalesef bu bir hastalık zaten. Yani e, Merkez Bankası ile ilgili en son bu yaşanan 128 bin milyar dolar olayında da biz. Yani, yani, bunu açıklayın niye sessiz kalıyorsunuz diye bas bas bağırdık yani. Sen bunu çok söyledin. Ee, evet. Yani bu olay ben Sayın Bakanımıza katılıyorum. Yani açıklayın ya bunu niye tutuyorsunuz ki? Ve ekonominin bu hareketliliğini bile bile ya karar verilmedi ki ben orada Sayın Bakan'a katılıyorum. Yani şimdi 50 kere verilmiştir o karar. Bugün açıklanacak bir mevzunun kararı bir saat önceden verilmez. Ee, bu kadar hareketliliği görüp de niye bekletiyorlar? Ee, ya dünyadaki ekonomi parametreleri değişti bizim haberimiz yok devlet ona göre bir adım atıyor veya değiştirmek için bir direniş gösteriyor anlayamıyorum hakikaten ama açıklanması gerekiyor yani e, saat 2 ise 2 veya ama Genelde Merkez Bankası hep 2'de açıklıyor Evet iki de o, o, ya İstanbul ise şey, iki de mesela geçen hafta niye beş dakika gecikti yani o bunlar, çok konuşuldu ya büyük bir devlet yapmaz bunu yani yapmamalı üzülüyoruz tersine beş dakika erken açıklaması açıkla lazım. açıkla ya o satın almaları boşa çıkar o spekülatörleri <laughs> boşa çıkar ya bunlar üzücü şeyler yani devletimiz adına üzülüyoruz niye böyle oluyor olmamalı ee, Tabii bunların her birinin bir de siyasi dönüşü oluyor siyasi yorumları oluyor yani beş dakikalık gecikmeyle ee, biz bir aydır konuşuyoruz neredeyse bu mevzu. Yani e, daha profesyonel yürütülmesi bu işin daha faydalı olacaktır kanaatindeyim. Tabii e, yeni atanan Ekonomi Bakanımız e, bence işi nereden götüreceğini çözmüş durumda. Yani Eski o Eski bakan yardımcısı. Evet, yani. o her zaman dediğimiz piyasaları rahatlatma, iletişim ve diyalog çünkü e, hükümet bir karar alıyor, açıklayan yok. Yani Sayın Cumhurbaşkanı bir ekopolitik üzerine gidiyor, e, bunu anlatan yok. E, anlatmayınca risk artıyor. Risk artan yerde piyasa durmaz, dolar durmaz. Yani o no, e, Sayın e, Nurettin Nebati, e, Sayın Bakan bu işi bence iyi çözmüş. Hemen toplantılarını yaptı, sosyal medyadan, köşe yazarlarına, e, tüm iletişim yollarını bir evet. hafta içerisinde ve çok güzel şekilde... Hatta e, Bütçe kullandı. Görüşme'yi de bu arifetinde desteğini aldı. E, ben sunumunu izledim. Muazzamdı. Yani hakikaten muazzamdı. Çok iyiydi. Rahatlattı insanları. Ben her zaman söylüyorum. Biliyorsun abi bakanlar yeni sistemde teknik adamlardır. Öyle e, millet seçilmiş milletvekillerine hamaset yapmamaları gerekiyor. Madem biz e, Cumhur İttifakı e, yeni sistemi savunuyoruz. E, getirdik diyoruz, devletin hayrına diyoruz. e Getirdiğin sisteme de uyman lazım, değil mi? Başta sen uyman lazım. E sen bakan seçilmemiş, bakan atanmış. ABD'deki sekreterin karşılığı bir teknokrat e, hüviyetinde e, teknik işleri yaparsın, seçilmiş millet e, temsilcilerine sunumunu yapar, sorularını yanıtlarsın, e, devlet adabında oturusun yerine. Mesela Sayın Nurettin Nebati bunu son derece iyi yaptı. Ee, Sayın Dışişleri Bakanı'mı ben alkışlıyorum. Bence Türkiye tarihinin sayılı isimlerinden birisidir siyasette, dışişlerinde. Onu tebrik ediyorum. Ee, i̇yi işler oluyor. Ee, atanan bakan yardımcılarımız var. Ee, i̇nşallah bunlar... Yeni değişiklikler de oldu tabii. Evet yeni değişiklikler var. Ee, bunlar da siyasetin önemli isimleri, ekonominin içerisinde bulunan önemli e, isimlerdir. Ee, bunlarla birlikte bu iletişim kanalları e, doğru. doğru işlerse e, piyasa e, o beklenen rayına oturacak diye düşünüyorum ben. Peki ee, Ersan Bey, siz de bu spekülasyon şeyini alıyor musunuz havasını? Yani ben e, her zaman çünkü ben, Masum Bey söyledi çok önemli çok kritik bir dönemde görev yaptı e, ekonomi başına geçti e, bilir yani Masum. Yani e, tabii Masum Bey İnyanda ben çok fazla yani böyle bilimsel olarak bir şey söyleyip de e, itiraz etmem Hı. Masum Bey ama ben de dışarıdan bir olalım. Evet bu anlamda cidden mi Türkiye'nin e, hedefte olduğunu değerlendiriyorum. Her ne kadar Sayın e, Bakanımız Nurettin Nebati dış müdahale söz konusu değildir diye ifade etmiş olsa bile e, belki o fiilen e, bir dış müdahalenin olmadığını kastetmek isteyebilir ama biz bugün baktığımız zaman uluslararası şirketlere, ulusal, uluslararası e, organizasyonlara baktığımızda ki yatırımlara, finans kurumlarına, Türkiye'nin e, içerisinde faaliyet gösteren dış finans kaynaklı e, olan şirketlere baktığımızda bunların hepsinin Türkiye'de ciddi anlamda bir spekülatif faaliyetlere girdiğini görebiliriz. Bakın biz şunu Türkiye'de ekonomik olarak bir e, yönetim bozukluğu ile değerlendiremeyiz. Yani kağıdın 32 liradan 120 lira çıkmasını, bizim Türkiye'deki ekonomik e, politikalarımızın yanlışlığından, ve Türkiye'deki arz ve talebin sonucu olarak görmemizden görmemiz çok doğru bir yaklaşım olmaz. Yani bugün bir kağıdın yani bir ürünün fiyatının yükselmesi için olması gereken şey bellidir. Girdi maliyetinin, hammadde maliyetinin yükselmesidir. Siz bunu ithal ediyorsanız eğer bu ürünle ilgili ithalat fiyatlarının artmasıdır. E bu da belli bir oranda olacaktır elbette. Ama bakıyorsunuz bunun bu şekilde izah mümkün olmayan bir yöntemle ortaya çıktığını değerlendiriyorsunuz. Sonra e, arabalara bakıyorsunuz insanlar bayilerden almışlar ve bayiler de bunun anlaşmasını yaparak e, otogalercilerle stok yapıyorlar. Yani Türkiye'deki bu artışın temelinde eğer bir noktada bir arz yoksa ve buraya talep de art, artmışsa ki e, bu iki türlü olabilir. Bir, üretim yapan insanlar üretimi kısıtlayarak, üretimi yapmayarak e, arzı ediyorum. kısarlar. Ee, üretim eee ihti talep ihtiyacı karşılanmaz. Talep ihtiyacı karşılanmadığı için de bir fiyatları yükselmeye başlar ve siz bunu e, işte bu bir demez stokçuluktur. Türkiye'de. Evet. Tekim devlet de bunun için bir adım atıyor. E, aynı şekilde finans e, Masum Bey dedi ki Fed'in Fed, Fed kararının Türkiye Merkez Bankası'nın etkisinde bir etkisi yoktur diye ifade etti ama ben onurda şöyle bir e, misal getirmek istiyorum. Kendisinin de bu konuda fikrini öğrenmek isterim aslında. Hı hı. Yani bugün biraz daha Tür Türkiye'de Türkiye'de e, FED'in almış olduğu kararın Türkiye'de yatırım yapan yabancı kuruluşların borçlanmaları dolar üzerindeki hareketlilikleri finans Türkiye'deki yabancı finans kuruluşların yani. tabii her şeylerinin aslında Merkez Bankası ve FED'de yani bir insan vücudundaki sinirleri gibi düşünelim damarlar evet. gibi düşünelim her bir damar bütün vücuda yayılmış kalbe gelen farklı bir damar var ama o damar ayaktaki damarla da bağlantılı aynı zamanda yani dolayısıyla Peki. dünya üzerindeki ekonomik sistem Sadece bizim ülkemizdeki bir ekonomik sistemden izah edilemez. Avrupa ile birbirine iç içe girmiş bir yapıda değerlendirmesi gerekir. Asya ile Afrika ile bütün hepsiyle baktığımızda bu anlamda böyle bir giriş söz konusu olduğunu değerlendirebiliriz. Bu açıdan ben spekülatif olarak bu faaliyetlerin Türkiye'de etkin olduğunu değerlendiriyorum. Türkiye'deki ekonomik bu problemin temeli sadece Türkiye'deki bir takım ekonomik olumsuzluklardan olduğunu düşünmemek lazım. Ben bir de şunu vurgulamak istiyorum Kerem Bey. Yani. Farkındayım. biraz hızlanmamı evet. istiyorsunuz ama yani çok konu var sayın, bak bir. sayın Bakanımız şöyle bir şey kullandı. Yani asgari ücretle ilgili rakam artmazsa eğer bu kez işçi işverenden çalmaya başlar. Ben bunu düzeltmek istiyorum. Sayın Bakanım belki burada asgari ücretlerin geçimiyle ilgili bir sıkıntıyı vurgulamak istedi ama bir son dakika da var. asgari ücret komisyonu son toplantısını bugün ee, çalışma Bakanlığında gerçekleşecek. yani yayının başında söylediğimiz o kulis haberi de doğru çıkacak gibi bugün evet. e, herhalde başka bir beklentipiyasaya ücreti açıklayacak. lazım evet ben e, Türkiye'deki bu işçilerin tamamının bu noktada hırsızlık noktasındaki hırsızlık tanımlamanın tanımlamanın hırsızlık. Ya, oradaki hırsızlık dediğim çalmaya başlar dediğim eylemiyle yönetim tarzıyla bunu ben Türkiye içinde söylemiyorum bütün dünyada şu istimallerin başında Evet çalışanlara eğer haklarını vermezsen nasıl zarar göreceğim? bu illa evet, evet, şey hırsızlığı evet. değildi. Açık bu bardağı şey alıp oldu. Kırmak ben bile. Ben de bu konuda destekliyorum şey Sayın Bakan. Yani siz çalışana iyi bir performans göstereceği ücret verirseniz Tabii. bu size tekrar yine ürün evet, olarak dönecektir. Eğer bunu kastetmiş, anlamış olduk. Çok sağ olun Sayın Bakan. Peki ee, Ali e, e, olursa e, biz de çalışandık biz e, zamanında. De e, e, bekletiyoruz ama bu Spekülasyon meselesini bir şeyler söylemek ister misin? Yani görüyor musun bir spekülasyon mu var yoksa iletişimde mi bir sıkıntı var? Valla ben de Ertuğrul Bey'e kesinlikle katılıyorum. Ben bunu en başından beri söylüyorum. Yani ciddi manada bir iletişim sıkıntısı var bu modelin anlatılması ile ilgili. Kimse bu son 2-3 güne kadar kimse ne olduğundan haberdar dahi değildi. Şimdi bunun biraz daha detaylı anlatılması lazım. Yani birkaç seviye değişiklik anlatılması lazım. Bir ee, en basit şekilde anlatılması lazım. Herkesin anlaması için. İki işte konuyla ilgilenenlerin biraz ilgilenenlerin anlayacağı şekilde anlatılması lazım. Üç bu konuyla uğraşanlarla ilgili anlatılması lazım bence. Bu üçünde de anlatılması lazım. Ee, üçü şeklinde anlatılması lazım. Burada ciddi bir iletişim eksikliği var bence. Bence birçok konuda var bu bu arada. Sadece bu hükümette bazı şeyler anlatamamak gibi ciddi bir problem başladı son bir iki senedir ben bunu ciddi bir problem olarak görüyorum açıkçası. Bu arada şunu da söyleyeyim. Ersan Bey benim söyleme itiraz etti. Bayağı bir geçti ama bana anca sıra geldi tekrar. Evet. Ee, yani ucuz ucuz popülizm yapmanın manası yok. Ben gerçeği söylüyorum. Asgari ücret artarsa harcamalar artacağı için fiyatlar artar. Bu da enflasyonu yansıtır. Bu ekonominin en temel kurallarından bir tanesidir. Eğer %40'ı ülkenin maaşının %40'ını arttırırsanız, 40 maaşı artarsa bir anda çok fazla. Doğal olarak bu da enflasyonu tetikleyecektir. Bunun aksi mümkün değildir. Yumurta da alsa, yumurtanın fiyatı artacağı için yumurtanın enflasyon yumurta ile enflasyon tetikleyecektir. İlla enflasyonun tetiklenmesi için milletin gidip araba özel uçak almasına gerek yok. Yiyecek zaten en büyük en temel enflasyon da Türkiye'de yiyecek içecek fiyatları üzerinde. Ki bizim de hissettiğimiz en çok hissettiğimiz bu bir kimyevi petrol kimya dediğimiz ürünlerde ikincisi de yeme içme fiyatlarına bizi en çok etkileyenler kaldı ki dolar attıkça daha doğrusu TL dolar bazında değerini yitirdikçe biz artan mazot benzin fiyatlarını görüyoruz ve bunlar da taşıma fiyatlarına ettiği için e, her türlü şeye zam geliyor zaten yani en zaman en büyük tetikçi, tetikleyicilerinden bir tanesi de akaryakıt fiyatlarına gelen e, korkunç bir nitelikle zamlar ama bakın tekrar söylüyorum eğer bu model gerçekten böyle bir şey varsa çünkü hala tam hakim değilim ben çünkü çoğumuz hala tam bilmiyoruz galiba hala ben yeterince anlatıldığını düşünmüyorum eğer böyle bir şey varsa ve biz gerçekten 5-6 aya rahata çıkacaksak bize şunu bir açık açık uzun uzun bir anlatsınlar biz anlayalım da ne biz çenemizi yoralım ne aklımızı yoralım 5-6 ay kemerleri sıkalım 7. ay rahat edeceksek zaten bence hiç kimse 5-6 ay için de bu kadar şey yapmaz ama bunu niye bizimle açık açık paylaşılmıyor ben onu da bilmiyorum Türkiye'de artık şu yaştan sonra sanırım şeye sabredemiyorum. İşte Ahmet'in bir bildiği vardır, Mehmet'in bir bildiği vardır, Ali'nin Ali bir bildiği vardır. Vallahi kimse kusura bakmasın 30 yaşına kadar okul okumuşum. Bence ben de anlarım o bildiği vardır yani. Ben de anlarım gibi geliyor. Bana da anlatsınlar. Peki. Ee, şimdi bir de yayının başında e, Sayın Bakan e, gündeme getirdi. O hal tartışması var. E, İzzet Öz Özgenç Profesör Doktor bir OHAL iddiası ortaya attı. Ee, hemen özür dedi. Ee, ama hakikaten e, kişisel görüşümde korkunç bir iddiaydı. Ee, onunla ilgili haberlerimiz var. Çünkü MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hem de AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'un çok sert tepkileri var. İzzet Özgenç'in de özürü var. İsterseniz onlara bir kulak verelim. Ondan sonra da bu OHAL gibi e, tehlikeli e, meselelere e, kısaca değinelim. Özellikle yargı uygulamamız bakımı Hukuk profesörü İzzet Özgenç tartışma yaratan bir iddiada bulundu. İddiası siyasetin gündemine bomba gibi düştü. Ekonomik bunalım sonucu olağanüstü hal ilan edilebilir dedi. Türk lirasının yabancı paralar karşısındaki süre gelen değer kaybı ağır ekonomik bunalım sonucunun ortaya çıkacağı süreci başlatmıştır. Bu nedenle kaçınılmaz görünen ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü hal ilanına toplum olarak hazırlıklı olmamız gerekir. Özgenç'in bu iddialarına tepki yağdı. Bir tepki de MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi. Ekonomideki konjonktürel gelişmeleri ve isabetli politika tercihlerini çarpıtıp o halden bahsetmek gafilliktir, şuursuzluktur. Yükselen, toparlanan ve dengeye gelen Türkiye ekonomisinde olağanüstü hiçbir şey yoktur. Geleceğe güvenle bakmak varken makroekonomik parametrelerle ilgili cahilce polemikler yapmak yalnızca kriz severlere hizmet, yalnızca Türkiye'nin düşmesini gözleyenlere himmettir. Geçelim, Böyle bir sorunun ortaya çıkma imkanı Ak Parti iktidarında hazırlanan reform yasalarının mimarlarından Hukuk Profesörü İzzet Özgenç tartışma yaratan bir iddiada bulundu. Özgenç, ağır ekonomik bunalım sonucu olağanüstü hal ilan edilebilir dedi. Türk lirasının yabancı paralar karşısındaki süre gelen değer kaybı ağır ekonomik bunalım sonucunun ortaya çıkacağı süreci başlatmıştır. Bu nedenle kaçınılmaz görünen ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü hal ilanına toplum olarak hazırlıklı olmamız gerekir. Bu çerçevede Özgenç'in bu iddiaları siyasetin gündemine bomba gibi düştü. Tepkiler peş peşe geldi. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ekonomik ohal iddialarına ateş püskürdü. Hiç kimsenin aklından olağanüstü hal geçmesindedir. Saçma sapan iddiadır, böyle bir şey söz konusu olamaz. Serbest pazarın koşullarından taviz verilmeden devam eder. Ancak bugün de bir operasyondan bahsediliyor. Stokçuluğa karşı ortada dolaşanlara karşı da hükümet her türlü tedbiri alır. Kimsenin aklından o hal geçmesin. Biz bu coğrafyada çok güçlü olmak mecburiyetindeyiz. Ağır ekonomik bunalım o hal getirebilir demişti. Özür diledi. Döviz kurları yükseldi. Türkiye Bilimler Akademisi asli üyesi Profesör Doktor İzzet Özgenç sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Anayasanın 119. maddesine göre olağanüstü hal kararı alabileceğini iddia etti. Türk lirasının yabancı paralar karşısındaki süre gelen değer kaybı ağır ekonomik bunalım sonucunun ortaya çıkacağı süreci başlatmıştır. Bu nedenle kaçınılmaz görünen ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü hal ilanına toplum olarak hazırlıklı olmamız gerekir. O açıklama tartışmalara neden oldu. Özgenç yeni bir paylaşım yaptı. İddialara açıklık getirerek özür diledi. Yapmış bulunduğum açıklamalar toplumumuzun ekonomik bakımından geleceğe yönelik endişelerin etkin bir şekilde dile getirilmesi amacına matuftur. Bu açıklamalarımla kişilerin gelecek endişelerinin artmasına ve hatta ülkemiz ekonomisinin zarar görmesine sebebiyet verdiysem milletimden özür dilerim. Bu davanın süjeleri bakımından... Devam ediyoruz. E, Masum Bey, e, ekonomide en tehlikeli şey söylentiler. Yani bunu bu memleket defalarca test etti. Hatta e, ben de Ankara'daydım. Bu e, anayasa krizinde, yani Cumhurbaşkanı Sezer'le rahmetli Başbakan Ecevit arasında yaşanan krizde açıklamanın bile yani hükümet görevine devam etmektedir. Açıklamasının gecikmesi bile hani büyük bir döviz kaybına neden olmuştu. Önce bir bakanlar kurulunda değerlendirilmişti. Sonra üç lider bir araya geldi. Sonra e, Sayın Başbakan açıklamasını kaleme aldı falan. Orada bile dakikalar önemliydi. Şimdi böyle e, tırnak içinde e, bunu telemeyi pek sevmem ama abuk sabuk iddialar e, bir politikaya da zarar veriyor. Nitekim Devlet Bahçeli gafillik diyor. Ee, Numan Kutlu'nun saçma sapan bir iddia diyor. söylenti meselesi de herkes biraz hassasiyet göstermiyor benimle. Şimdi bakın e, örneğin 2001 yılında anayasa kitapçığı fırlatıldığı için kriz çıkmadı. Hı hı. O kitapçık fırlatılmadan evvel Hal Bankası'nın ihtiyacı olan parayı yüzde 7500 lira ile buldu. Neden? Şimdi bu konuştuğumuz politik faizin uygulandığı Merkez Bankası'nın bankalar kredilendirme şeyi yarım gün için ihtiyacı olan parayı merkez bankası vermedi. Evet. Vermesini engelleyen kim? O zaman Türkiye'de cirit atıyordu IMF'in ikinci adamı Fisher. Evet. Fisher verilmez. Bizim verdiğimiz dersepli altı arkadaşın içinde eski bakanlığı sonradan bakanlık yapan arkadaşlar vardı. E, verdiğimiz raporu mesela ecebil gündeme getirince olmaz dediler. Döviz kurunu yükseltin dedik. Döviz kurulunda tabliye yöntemi oluyordu. Ee, kulakları çınlasın muhalefetti ama e, Ufuk söylemez eski bakan. Sürekli o da döneminde Arjantin'de yaşadığı için bunu Arjantin'de bu iflas ettiği bu program IMF'in dayattığı program yanlıştır diye sürekli gündeme getiriyordu. Nitekim Ufuk Bey'in söylediği 2000 yılının Temmuz ayında ortaya çıktı. Biz o zaman rapor verdik. Hı hı. acele bundan vazgeçin nasıldı biliyor musunuz program bugün yarın dövizin kaç olacağını biliyorduk bellermişti hı hı. Ee, dedik ki haziran 2001'i bugüne çekin ve ona göre programı devam ettirin ama dinlemediler yine fişer gerek yok dedi ardından kriz çıktı fakat bu kriz piyasa yansıtılmadı yalnız para piyasaları biliyordu anayasa kitapçığı fırlatıldı kriz bir kitaba bağlandı Bakın demek ki Türkiye'de her krizin bir fotoğrafı vardır ama yani. Efendim? her krizin bir fotoğrafı vardır bir olayı vardır. yani e, Tabii yani e, ona göre kurgulanmış suçlu aranıyor. Aynı anda e, bir ihtilaf yaratacaklar kriz. E, aslında bu krizin yaratılmasında bir gün birileri o dönemin hazırlanmış kanun hükmündeki bir kararnamesinin de var olduğu halde neden hazırlandığını da sorgulaması gerekir. Bir maddesi değişecekti yalnız bakın. Madde neydi? Güvenlik kurumu kararıyla, devlet güvenliği güvenli, milli güvenlik kurulu kararıyla ordudan atılanlar belediyelere alınmasınlar diye talep vardı. Başka bir talebi yok. Yani hani iki müfettiş filan talebi hiç yok. Hı hı. Neden yok? Çünkü kanun öyle. Zaten mevcut kanun var. Fakat birisi onu sanki yeniymiş gibi verdi. Kamuoyunda bir şey yaratıldı. Sonra bu kanun teklifi şeklinde geldi. Ben karşılaştırmasını bürokratları bu işi yaptığını biliyordum. Gittim aldım. Aa Bir madde değişiyor. Kalktım ayağa ısrarla söz istiyorum. Plan bütçede eğer önceden planlanmış bir şey yoksa iktidar tarafına genellikle söz verilmez önce. Önce muhalefet konuşsun Hiç kavga çıkmasın versin. diye çabuk bitsin diye. Hı hı. Bizim başkan da bana kızmış, vermiyoruz. söz. Israrla istedim. Konuş o zaman ne istiyorsun? Önerge hazırlamıştım. O bir madde hariç diğer bütün maddelerin geri çekilmesini söyledim. Ne diyorsunuz? Efendim bunlar kanunda var, niye getiriyoruz tekrar? Hı hı. Bakın, demek ki birileri birileri masum. infial hı. yaratacak, haklı evet. olarak. Mesela beyefendi de hı hı. o tarihte böyle bir durum olsa tabii ki infial gösterecek. Kendisi de bu şekilde eskiden görevden almış ama bir madde idi o belediyelere alınması. Şimdi bu işin birileri tarafından karşılandığı muhakkak. Bu karıştırmalar da dönüyor dolaşıyor. Sonradan görüyoruz. Yıllar geçtikçe ben görüyorum. Bu işin Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'la ilgili işiyle ilgili olduğunu görüyorsun. Tahmin ediyorsun. Evet. Şimdi o bugün kriz... bugün ne yaşıyoruz? Tabii aynı şey aynı şey. şimdi onu buraya getireceğim Lütfen. zaten bugüne getireceğim. Hı -hı. Şimdi o Çok zaman var. o zaman anayasa kitabından sonra bir kriz gibi oldu ya. Hı -hı. Artık dekleri oldu. Dolar fırladı filan. Bu sefer şey teklifle geldi bürokrat. Dediler ki e, liderlere hemen döviz kurunu artıralım. Hı -hı. Devlet Bahçeli ve Ecevit ikisi de Devlet Bey'in de kendi arkadaşları aynı şeyi raporu hazırlamışlardı. Bunu bana da zamanında Oktay Vural anlatmıştı. O hı hı. grup başkan vekiliydi. Sormuşlar demiş ki ya bizim arkadaşların hazırladığı raporları size söyledik hayır dediniz Biraz birkaç gün önce. Hı hı. Ne oldu değişti? işte efendim siz bize güvenmiyorsunuz istifa ettiler. Türkiye Kemal Derviş'e böyle geldi. Bu özel bir hikayedir anlatılması evet, evet. gereken. Şimdi bugüne geliyorum. Bir kere bu tür şeyleri Cumhurbaşkanı açıklaması doğru değildir. Niye doğru değildir? Aradaki bütün bakanları, ilgilileri pas ediyorsunuz. Ortadan kalkıyor. Bürokraside de hiyerarşik denge bozuluyor. Niye? Genel müdür mavini ya ben bunu bir şekilde Cumhurbaşkanı'na bilgiyi versem, hani müdürüme söylemeden evet terfi alırım diyor. Hı hı. Şimdi bu işin neden Cumhurbaşkanı tarafından açıklanması doğru değil? Kimse bunu söylemiyor. İşte söylüyorum ben. Ezber bozmaya çalışıyorum. Neden? Çünkü Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklama yanlışsa onu düzeltecek kimse yok. Evet. Ama bakan yapsa bir başkası yapsa bırakın Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı açıklamasını söyleymiş. kendi yardımcılarından birisine söyle düzeltin bunu de. Bakana da der ki düzeltiyoruz kimse darılmaz ama şu anda herkes önce Cumhurbaşkanı konuşsun bekliyor sonra konuşuyor. Peki. O süre içinde ata alan Üsküdar'ı geçiyor. Bir, bir, bir virgül koyalım. Bir araya gitmem gerekiyor. Tabii. Sıkıştırıyorlar kulağımdan. Bir araya gideceğiz. Ama şu araya gitmeden şu... bir şey düzelteyim. O benim hırsızlık dediğim şu istimal muhasebesi, fraud dediğim şeyin içinde ayrı geçer. Yani Peki. hangi hallerde personel Hı. zarar vererek, Tamam yok ya ederek. O, o konu anlaşıldı, anlaşıldı. Hayır hayır anlaşılsın diye. Ha. yok, Aklınıza teslim etti bir Bey olsun bir araya gidelim, devam edelim. E, devam ediyoruz. Masumiyet toparlarsanız 2001 krizini anladık. şimdi Bugün de bu söylentilerin herkesin Tabii. ağzından çıkarıp dikkat etmesi lazım. Şimdi bakın, Türkiye'de iki tane olgu var bu iki olgu bizim gündemimize ciddi bir şekilde 2000 yılından sonra girmiştir. Ama bu sefer oradaki girişin ezberi bozulmuyor bir türlü. Biraz evvel Fed'in etkisi yok ya dedim. Evet. Eskiden böyle bir şey konuşuluyor muydu? Fed dedi de şöyle yaptı da yok. İki tane ekonomik yöntemle karşı karşıya kaldık 2000'den sonra. Hı hı. Yani açığa çıktı. Birisi belirsizlik ekonomisi hı hı. diğeri beklenti ekonomisi. Ben 1900 şey, 2003 yılından beri yüksek lisansta Merkez Bankacılığı dersi veriyorum. Ve bu derste ilk bunu ortaya attığım zaman çocuklar şaşırmıştı. Öğrencilerin bir kısmı da şeyde de çalışıyor. Merkez Bankasından müfettişlik yapıyor, uzmanlık. Nedir bu diye başladılar. Bakın dedim belirsizlik ekonomisi koşullarını önce belirleyeceğiz. Yani ilk defa gündeme geliyor. Daha sonra Ankara'da bu yavaş yavaş akademik çalışmalara girmeye başladı. Belirsizlik ortamında nasıl or, belirsizliği ortaya kaldırabiliriz? Bu ortaya çıktı ki bu arada belirsizlik ekonomisinin en önemli yönlendirici enstrümanı da beklenti ekonomisidir. Bu Bilgiyle beklenti be, beklenti tabii beklenti. Biz şu an e, ne yaşıyoruz? Hangisini yaşıyoruz? Yani, bek ikisi bir arada. Hı hı. Beklentilerde zayıflama var. AKP iktidarı Tedar olduktan sonra 2003'ten sonra beklenti ekonomisini müthiş bir ustalıkla yönetti. Yani hani hmm. açıkça söylüyorum. Niye? Çünkü kadrolarını kendi atadı alttaki o beklenti ekonomisi anketlere cevap verenler. Çok güzel organize hmm. edildi ve bu cevaplar ekonomiyi yönlendirecek beklentileri ortaya koyduğu için hmm. belirsizliği ortadan kaldıracak kararları ciddi bir şekilde etkiledi. Ama şimdi o beklenti ekonomisinin verilerine inanç azalmaya başladı. Evet. Neden azalmaya başladı? TÜİK'in bu son yaptıklarından dolayı. Ama bu son, bunları ilk defa son yapmıyor. Bunları 10 yıldır yapıyor TÜİK. 10 yıldan evvel yapıyor. Mesela OECD'ye sorun. OECD'ye göre Türkiye'deki işsizlik oranı farklı bizimkinden yüzde 11 diyorsak onlar yüzde 16 yüzde 17 Çünkü onlarda da bu veriler var hı hı. ve izleniyor biz de diyorsak enflasyon mesela yüzde 21 enflasyonun daha yüksek olduğu belli Eğer yüzde 36 açıklayacaksak yirmi 25 diyorsa bir sonradan 25'e diye bağlatıyorsak bu da yanlış o zaman görüntü ki İsteğe uygun rakam açıklanıyor. Bu da her şeyi etkiliyor. E tabii bu Peki. boşluk olduğu için belirsizlik ekonomisinde bir de başka kavramlara başvurulmaya başlandı. İşte Merkez Bankası'nın faiz oranı çekirdek enflasyon çekirdek enflasyon kavramları gelmeye başladı. Yok Fed ne yaptı? Fed'in ne yaptığı para piyasaları için ekmek su kadar önemli. Bakın, evet. para piyasaları için ama devlet yönetiminde şu anda yurt dışından borçlanma krizi yaşamıyoruz şu saatte. Bizim yaşadığımız kriz nedir? Kendi paramızın değerini koruma organizasyonudur. Bu organizasyonda nasıl davranmalıyız? Şimdi bu konuda e, Sayın Neba Nebati e, isabetli bir seçimdir. Evet. Bir girişi de öyle oldu. Ancak bazı şeyleri de uyarmak açısından... Son cümle. Ee, söylemek lazım. Mesela iş adamlarınla toplantı yapmadan evvel bürokratlarla yapsaydı ekonomik koordinasyon yetkisi çünkü o bakanlıkta. Evet. evet. Diğer bakanlarla da konuşup onları da alsaydı bürokratlarla konuşmasından sonra bu iş adamlarla yaptığı konuşma inanılmaz bir şekilde para piyasalarını Rahat düzenlerdi. Efendim. Ama Peki. bunu eee şeyde de çok güzel mesaj verdi mecliste. Bütçede TÜİK için Hı. konuştukları çok önemli. Azgari ücretle ilgili sorumlu olmadığı halde sonuçta sorumluluğu parayı o verecek. Yani bütçedeki Hı. ayarı o halledecek. Devleti ilgilendiren taraf var. Orada da düşünüyorum verecekler demesi Ustad gibi aynen şey konuştu. Yani iş adamları da vermeli şeklinde bir rahatlatıcı Konuşma yaptı. O neden o konuşma? iş adamlarına sizi zarara uğratmayız. Yani siz bu konuda el uzatın, biz de size el uzatacağız. Manasıydı. Fakat son cümleyiz. daha sonra Lütfen. son cümle şu: Daha sonra bir ufak açıklaması işi bitirdi. Şimdi buradaki şey şu: Hazine bakanları, maliye bakanları çok az konuşur. Az planlı konuşur, değil mi? Hmm. planlı konuşur ve vücut dili çok önemli. Şimdi Nebati Bey'in ilk başlarken vücut dili olumlu başladı. Şimdi yapılan bütün eleştiriler bu ufak hata yüz, yüzünden ortaya çıkıp vücut dilini farklı okutmaya çalışacaklar. İşte bu belirsizliği ortadan kaldıranlardan birisi bakan olduğunuz anda vücut diliniz ve söyleminiz çok önemli. Peki. Şimdi e, ekonomiye biraz ara verelim artık. E, şeyi tekrar edelim. E, asgari ücret tespit komisyonu son toplantısını e, birazdan hatta 7 dakika sonra Çalışma Bakanlığı'nda gerçekleşecek ama e, edindiğimiz izlenim bize gelen bilgiler e, açıklamanın asgari ücret konusundaki son sözün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Bakın burada doğrudur. Burada asgari ücretin Son sözü Cumhurbaşkanı söylemesi doğrudur. doğrudur. Neden? Çünkü burada artık devletten para çıkacak. Tabii, onun için onun tarafından söylenmesi önemlidir. Önemli. Şimdi e, siyasete geçelim. Onunla ilgili de bir sürü e, konu başlığı var. E, şeyle başlayalım. E, CHP Genel Başkanı e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu e, ittifak uzlaşma sağlarsa Cumhurbaşkanı adayı olmaktan onur duyarım dedi. Devlet Bahçeli'den, Numan Kurtulmuş'tan, e, e, Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Karamollaoğlu'ndan farklı tepkiler var. Önce bunlara bir kulak verelim. Sonra e, Millet İttifakı acaba tek bir aday çıkarabilecek mi ve bu aday e, Sayın Kılıçdaroğlu olacak mı onu konuşalım. Evet. Cumhurbaşkanlığı adaylığına yeşil ışık yaktı. İttifak kabul ederse aday olurum dedi. Yeni açıklamasında da o sözlerini destekledi. Bunu daha önce de ifade etmiştim zaten. Yeni bir şey değil aslında. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Ardından kameralar karşısına geçti. Katıldığı televizyon programında Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda yaptığı açıklamayla ilgili konuştu. İttifak bu konuda kararı birlikte yola çıktığımız, demokrasi konusunda birlikte mücadele ettiğimiz, güçlendirmiş parlamenter sistemi birlikte Türkiye ye, Türkiye ye getirmek istediğimiz arkadaşlarla beraber karar verilecek. CHP lideri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylık ihtimalini de değerlendirdi. Arkadaşların görevleri var ve şu anda çalışıyorlar başarılı bir süreci İstanbul'a ve Ankara'ya yaşatıyorlar. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili dikkat çeken bir çıkış yaptı. İttifak kabul ederse aday olmamda sorun yok dedi. İttifak bu konuda kararı birlikte yola çıktığımız demokrasi konusunda birlikte mücadele ettiğimiz güçlendirmiş parlamenter sistemi birlikte Türkiye Türkiye'ye getirmek istediğimiz arkadaşlarla beraber karar verilecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışına yanıt gecikmedi. Bahçeli yazılı açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun çabaları beyhudedir dedi. CHP Genel Başkanı'nın iddia ve ifade ettiğinin aksine ittifak oluşturan partilerin genel başkanlarının mezun olmadığı açıktır. Hala ve henüz zillet partilerinin sırtını yasladıkları efendilerinden bir aday işareti alamadıkları ortadadır. CHP Genel Başkanı ne kadar heveslense de ne ölçüde heyecanlanıp ikide bir ittifak kabul ederse Cumhurbaşkanı adayı olmaktan gurur duyarım dese de çabaları beyhudedir. Çünkü bu sakin zihniyet karar ve irade hasiyetini çoktan yabancı güçlere devretmiştir. Bunu daha önce de ifade etmiştim zaten. Yeni bir şey değil aslında. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığına aday olup olmayacağı sorusuna cevap verdi. İttifak ortaklarının kabul etmesi durumunda aday olmaktan onur duyacağını söyledi. İttifak bu konuda kararı birlikte yola çıktığımız, demokrasi konusunda birlikte mücadele ettiğimiz, güçlendirmiş parlamenter sistemi birlikte Türkiye Türkiye'ye getirmek istediğimiz arkadaşlarla beraber karar verilecek. CHP liderinin adaylık sinyali AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'a soruldu. Kurtulmuş, Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istedi. Öyle bir profil ortaya koymalılar ki birbirleriyle uzlaşamayan bir ittifak var. Hem HDP'lileri memnun edecek hem de İYİ Partilileri. Böyle bir profil bulmak çok zor. Şahsi fikrim Türkiye'nin ikinci partisi olan CHP Genel Başkanı'nın aday olmasıdır. İç siyasette Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına ilişkin tartışmalar sürüyor. Yönetim olabilmesi için devlette liyakat olması lazım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin ittifak kabul ederse aday olmamda sorun yok açıklaması yaptı. İttifak bu konuda kararı birlikte yola çıktığımız, demokrasi konusunda birlikte mücadele ettiğimiz güçlendirmiş parlamenter sistemi birlikte Türkiye Türkiye'ye getirmek istediğimiz arkadaşlarla beraber karar verilecek. İttifakın içinde yer alan partilerden Saadet Partisinin Genel Başkanı Temel Karamolluoğlu, kılıçdaroğlunun açıklamasına yanıt verdi. Karar vermek için erken açıklaması yaptı. Ben bunun için tekrar tekrar geçmişte ifadede bulunmuştum. Şu anda erken bir Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinin şu anda erken olduğu kanaatindeyim. Zamanı geldiğinde bu istişarelerle karara bağlanır. E, CHP Genel Başkanı bir adım attı. Şimdi tekrar e, ittifakı oluşturan e, ortaklarıyla birlikte karar verecekleri söyledi. Alihan Limoncuoğlu nasıl görüyorsun? Yani e, Meral Akşener sessizliğini koruyor. Temel Karamollaoğlu henüz erken diyor. Ee, Bahçeli bu girişimler beyhude diyor. Nuvan Kurtulmuş da e, Kemal Kılıçdaroğlu aday olmalı diyor. E, sence bir netlik kazanıyor mu bu süreç? Ben netlik kazandığını düşünmüyorum Hala hala şunun konuşulmaması beni çok şaşırtıyor. E, aslında stratejik olarak Millet İttifakı için ee, daha çok aday göstermesi kazanma şansını arttırıyor. Yani siyasi strateji açısından konuşuyorum. Bir. İkincisi adayın hala belli olmaması, kesinleşmemesi iyi bir şey mi kötü bir şey mi ayrı bir tartışma. Ben yani dört tane konuşma aday içerisinde anketlerde en arkada gözüken Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığında niye bu kadar ısrar edildiğini de anlamıyorum. Bu da iki. Üçüncü ve son olarak da şunu söyleyeyim. Eee bir de şimdi şey konuşulmaya başlandı. Bu konuşulan dört aday dışında değişik adaylar konuşulmaya başlandı. İşte İlker Paşa e, ve Özgür Demirtaş adları geçti ama ben kişinin de olabileceğini düşünmüyorum açıkçası. E, siyaset tecrübesi çok olmayan insanların seçim konusunda Recep Tayyip Erdoğan kadar başarılı bir e, liderin karşısına çıktığı zaman hizmeti uğrayacağını düşünüyorum. Siyaset konusunda daha tecrübeli birisinin ee, bence eğer Millet İttifakı gerçekten kazanmak istiyorsa aday seçiminde bu kustaların dikkat etmesi gerekmektedir diye düşünüyorum. Peki, e, Ersan Bey e, Millet İttifakı'da bir kafa karışıklığım var yoksa artık Kemal Bey e, ben artık adayım diyor mu? Ben sanki öyle algılıyorum. Şimdi e, evet Kemal Bey ben aday olmak istiyorum diyor yani adayım ben de, de aday olmak istiyorum diyor ben öyle e, değerlendireyim ancak. Olaya şöyle bakmak lazım. Millet İttifakı'nda bir kafa karışıklığı yok. Şöyle bir durum söz konusu. Bu partiler, bu siyasi partiler geçmişten günümüze kadar gelinen süreçte ideolojik anlamda ve parti politikaları anlamında birbirlerine benzemeyen ve farklı politikalar hata geçirmek isteyen partiler olduğunu değerlendirdiğimizde kafa karışıklığından ziyade hangi siyasi partinin ideolojisinin Cumhurbaşkanı adayı nezdinde hakim olacağı ile ilgili bir endişenin ve bir gayretin olduğunu ifade etmek bu bu gayretten dolayı da e, diğer siyasi partilerin bunu sindirememesinin ortaya koyduğu bir anlaşmazlık olduğunu ben değerlendiriyorum. Yani bugün e, bu partilerin tamamının ortak olarak seçmiş olduğu yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki liyakat diyor, irade diyor. E, Dolayısıyla siz ülkeyi yönetecek olan bir siyasi anlamda yönetecek olan etkin, e, otoritesini kullanabilen, iradesini ortaya koyabilen liyakatlı bir aday belirlemek istiyorsunuz. Ancak bu adayın Diğer siyasi partilerin desteklediği siyasi partilerin de taleplerine e, boyun eğmemesi gerektiğini ifade ediyorsunuz. Bakın çok bariz bir söz vardır. Parayı alan e, emir de alır. Yani Hı. eğer siz bir adayı gösterdiğinizde bu aday sizin etkinizde kalmadan ülke yönetsin istiyorsanız ona göre bir adayı belirlemeniz gerekir. Eğer sizin siyasi parti politikalarınızın bu aday nezdinde hayata geçirilmesini arzu ediyorsanız bu kez emir alan bir Adayı göstermeniz gerekir. Nitekim geçmişte baktığımızda e, Sayın e, Ekberettin İhsanoğlu Bey'in adaylığının milliyetçi camiada karşılık bulduğunu görmemize rağmen CHP ve diğer partiler nezdinde çok da karşılık görmediğini ancak e, Sayın Erdoğan'ın karşısında da tek bir adayın desteklemesi gerektiğinden zoraki bir destekleme sürecine girdiğini görüyoruz. E, bu açıdan baktığımızda Sayın Kemal Kılıçdaroğlu erken seçim diyor ve çok da aslında bana göre uygunsuz olan olmayan uygunsuz olan bir açıklamayla bunu ortaya koyuyor. Ne diyor o? Yani siz eğer bir ittifakın içerisindeyseniz bu ittifakın liderleriyle ve bu ittifakın üyeleriyle kendi aranızda istişare etmeden onları da kontrpede bırakacak ve zan altında bırakacak olan bir açıklamayı eğer ittifak üyeleri kabul ederse ben adayım demeniz çok doğru bir yaklaşım değil. Bu sizi baştan riske atar. Nitekim bunun tam tersi Sayın Meral Akşener'in... Tam onu hatırlatacaktım. Yani. Orada dedi ki ben olmayacağım, başbakan olmak istiyorum. Başbakan olacağım diyor ama orada bir, bir isim gösterdi. Ne, ne gösterdi? Fatih Sultan Mehmet'e benzettiği bir Ekrem İmamoğlu e, profili var. Yani buna baktığımızda ben şunu net söyleyebilirim ki... Sayın Meral Akşener kesinlikle Kılıçdaroğlu'nun adalini kabul etmiyor. bunu istemiyor. Dolayısıyla o da ona mesaj veriyor. Yani bakın sen diyor eğer adaylığınla ilgili bir adım atacak olursan ben diyor... Senin karşılığına güçlü bir isim çıkarırım, öneririm ve bu ittifakta riske girer diye bir abaltma sopa gösteriyor aslında Sayın, Sayın Meral Akşener. Bütün Bence de kesinlikle aynı fikirdeyim. Ersan Bey çok haklı. Ben de yüz yüz düşünüyorum. Yani evet. e, İyi Parti'nin Özür e, dilerim ama kusura bakmayın ama. Estağfurullah buyurun buyurun. Belirtmek için. Yani şu şu biraz enteresan gibi geliyor bana. Özür dilerim. Şu bana biraz enteresan gibi geliyor çünkü ee, yani hani adayların arasında yani aday, konuşan adaylar arasında Mansur Yavaş abicideki diğer üçü de aslında çok istekliler. Net bir şekilde bu bariz yani. Ve yani bir fırsat geçse de ben öne geçsem diye e, itiş, itişme de demeyelim de bir üstü kapalı örtük bir yarış var gibi. Ee, bu da normal bu arada. Yani yargılayarak da söylemiyorum. Yanlış anlamayın. Keşke benim imkanım olsa ben de aday olabilsem. Hani Ama üç, üç kişi de yani Ekrem Bey, Meral Hanım ve Kemal Bey üçü de bence istekli gibi gözüküyor şu an yani baktığımız zaman. Peki. Ve Dürürüz. Temel Karamoğluoğlu'nun açılmasına baktığımızda o da henüz erken olduğunu söylüyor. Bunların hepsinin temelinde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakılmadığı anlamı çıkar. Yani siz ben eğer bir parti lideri olarak Sayın Kemal O zaman Kriştaloğlu... şöyle diyebilir miyiz? Mesela Numan Bey diyor ya Kemal Bey olmalı. Herhalde Kemal, e, e, en büyük desteği AK Parti'den alıyor Kemal. Bey. Şöyle, şöyle desteği alıyor. Nasıl ki muhalefeti, muhalefet aslında Türk halkında ekonomik sıkıntı var ama olmayan bir söylenme sloganla ortaya çıkıyor. Açız diyor. Sayın Numan Kurtulmuş da çok siyasi bir zekayla, kıvraklıkla Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmalı diyerek ittifakın bu handikapını açığa çıkarıyor. Ve aslında bir e, şey atıyor ortaya. Yani e, uygun kelime aklıma gelmedi için ortalık karşılan bir şerbet ortaya katmış oluyor aslında. Numa yani siyasi bir kıvılcılık aslında bu cevap. Peki. Alihan'ın ders saati gelmiş. Talebeler eee işe evet. başlamadan Alihan'ı uğurlayalım. Alihan çok, çok teşekkür, teşekkür ederiz. Ben Alihan teşekkür Limoncuoğlu. Doktor Alihan Limoncuoğlu yayınımıza katıldığınız çok teşekkür çok ederim, ederim. E, talebelerimize de selamlarımızı iletin. İyi dersler diliyoruz. E, son cümlenizi alayım. Ersanli. Dolayısıyla buradaki en büyük problem aslında Millet İttifakı'nın gerçekten bir aday profili üzerinde bakın daha hmm. anlaşamadığını ortaya koyuyor. Yani aday profilini geçti adayın kendisini geçtim. Bir adayın profil nasıl bir aday ortaya koymalıyızla ilgili bir mutabakat ortaya koymamışlar. Yani birazdan konuşacağımız zannediyorum. Güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerine kafa yoracaklarına otursunlar. Biz devasa güce sahip olan yani burada bunu öveceğim kusura bakmasın kimse dünyanın saygı duyduğu hayran kaldığı, Merkel'in hayran hayran baktığı, Sayın Biden'in dahi ben bu adamı devirmeliyim diye Amerika'nın iç işleyişini bırakıp da dünya yönettiği ülkelerin yönetimini bırakıp da Erdoğan'ı seçimde devirmekle ilgili kafa yorduğu bir liderin karşısında nasıl bir profil aday çıkanları üzerine çalışmaları gerekir. Yani siz boşu boşuna kendinizi avutan bir sistem içerisinde güçlenmiş parlamenter sistem açı söylemlerle bu ülkeye Yönetim, bu ülke yönetimine aday olamazsınız ki 2020 seçimlerinde de bu belirsizliklerin kendilerinin aleyhinde bir e, olumsuz sandığa o yansıyan oy olacağını da hep beraber göreceğiz. Peki e, başından beri e, eski ekonomi bakanımız olarak hitap ettik. Şimdi de DSP eski genel başkan olarak sorayım. E, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Bey mi? Şimdi Millet İttifakı'nın <laughs> adayının kim olacağı konusunda son sözü seçime girecime noktasına gelinir. Yani tarih belli olduktan sonra Sayın Bakan çok özür son... dilerim. Bir cümle aklıma geldi. Söyleyebilir miyiz? Tabii, tabii, Millet İttifakı adayını kesinlikle kesinlikle emir alarak belirleyecek. Peki. Buyurun. Şimdi ee, bir şey söyleyeyim size. Bu söyleminiz siyasetin ruhuna aykırı. Neden? Şu anda muhalefet olan Millet İttifakı'nda otoriter bir olanak olmadığı için emir geçerli değildir. Bu emir Cumhur İttifakı'nda söz konusudur. Çünkü iktidardır. Kimse iktidar olan erkle, liderle çelişmez, istemez. Yanlış yapsa da. Şu anda Hı. zaten AK Parti'deki sıkıntı bu yanlışlara rağmen kimsenin ses çıkartmamasıdır. Ya itiraz edilmiyor. İtiraz mi? etmiyor. Çünkü iktidarlar şu anda. Bakın. Yani neye itiraz ediyorsun derler. Biz böyle yaparak geldik. Şimdi e, Millet İttifakı'nda bence şu saatte e, Sayın Kılıçdaroğlu başarılı. Niye başarılı? Muhalefeti halkın yalnız sokaktaki istemine göre değil. Aynı zamanda AK Parti'deki çözülmeyi gözeterek yürür. Ak Parti'nin içindeki çözülme derken, Ak Parti kadrolarını söylemiyorum, Milletvekillerini söylemiyorum. Seçmeni mi Sempatizan olarak oy verenleri söylüyorum. Evet. Sempatizanlar şu anda memnun değiller. Böyle istediğiniz kadar göklere çıkarın Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanını görmüyorlar. Görmezden geliyorlar. Neden? Çünkü sonuçta bir hata varsa bu ittifakta, bu ittifakın Hasrosu, Şefi, Cumhurbaşkanı. Onun için şu aşamada hep olumsuz baktıkları bir dönem. Bu olumsuz baktıkları bir dönemde ilk defa muhalefet edenler, muhalefet, o kişiyi kötü gösterme politikasını bu 19 yılda ilk defa bu dönem gösteriyor. Yani bugüne kadar ki propaganda da öyle bir güç vardı ki karşılarında Tabii o gücün içinde de bir zamanlar karşı tarafa her zaman sıçramaya hazır fetoda içindeydi, yani istibaratın içindeydi, yargı, e, her şeydi. E, e, yayınladığı videolarla, filmlerle devrim bile yapabiliyorduk partilerde değişiklikler. Onun için bir güç vardı. Şimdi hem o güç yok, hem de belirgin bir gevşeme var. Bu gevşeme olduğu nereden belli biliyor musunuz? Şu anda hiç kimse AK Parti taraftarı ben bile atsam şimdi hemen kapatılacak bu konu. Cumhurbaşkanının seçim zamanında yapılsa aday olamayacağını tartışmaktan kaçınıyor. Dikkat edin. Neden? Çünkü bu seçime doğru giderken en önemli anahtardır. O zaman muhalefet destek vermiyoruz der. Meclis fesh edilemez. Çünkü gerekli 360 bulunmaz. Evet. Ve ne olur o zaman? Otomatik olarak e yeni bir adaya girer Cumhur İttifakı. Bu yeni adaya giriş içinde MHP'nin durumu önemli. MHP şu ana kadar hangi şartla destekliyor Cumhur İttifakını? Cumhurbaşkanı adayının Sayın Cumhurbaşkanı olması şartıyla. Bu Kapalı kutu. Bir evet. hoca böyle demiş. Yok geçmişe şamil olmaz filan. Bir kere dünya kamuoyunda şaibe yarattım mı Cumhurbaşkanı kendisi olmak istemez. Peki Çünkü biz şimdi Millet İttifakı'nın devlet... adayını tartışıyoruz. Tabii. Şimdi onun için Millet İttifakı adayı tartışması açıldı. Şimdi Millet İttifakı tartışması açıldığı zaman önce ben niye yapmıyor diye söylüyordum. Siyasi tecrübeme dayanarak. Normal hemen benim aday deyip kesi evet. kesip atmalıydı. Ama yapmadı. Ee, Ama İttifak'ın olurdu. ruhuna aykırı değil mi sen bakalım? Hayır hayır yapmadı. Şimdi ruhuyla alakası yok. Konuşurdu. Ben olacağım aday ne diyorsunuz öyle yürürdü. Hı hı. O zaman belli olurdu. İttifak ya devam edecek ya kalacak. Bir iş yaptı muhalefet. Bence o işi de e, şey iktidar, iktidar yandaşları, taraftarları, televizyonlarda hep İmamoğlu'yla şeyi çıkarttılar. Mansur Yavaş'ı. Yavaş Şimdi ikisini neden çıkarttılar biliyor musunuz? Neden? Şimdi de bunu? Buru, Buru de İkisi de aday üzere. olamayacağı için. İkisi de aday olamayacağı için. Ama bu arada çok önemli bir iş yaptılar. İmamoğlu'nun inanılmaz reklamını yaptılar. İstedikleri kadar efendim İstanbul'da ne iş yapıyor filan diyor. Ben hiç öyle demiyorum. Her adım başı. Şeyin kasketli e, bareti başında e, şeyin, e, İmamoğlu'nun e, metroların fotoğraflarını görüyoruz. Yok yok artık onu İstanbul halkı yemiyor. Yemiyor değil. Yemiyor hakikaten ya, Sayın ya, Bakanım ya, ya. yani. Usta bak ben bir şey söyleyeyim mi? Ben de sizin kadar sokakta gezen bir adamım. Ben haftanın iki günü hiç bakanken bile yaptım alıcı verişe giden bir adamım. Anlatabildim mi? Millet gelir benden sohbet eder, konuşur, dinlerim. Yani orada akıl vermek yerine dinlemek daha hesabıma geliyor. Ne, ne dediklerini hani mikrofon uzatır gibi oluyorsunuz. Öyle değil bakın. Çünkü en önemli özelliği İmamoğlu'nun şeyden devraldı AK Parti yönetiminden devraldı hiçbir projeyi iptal etmedi ki. Etmez olur mu Sayın evet. bakın, Hayır, efendim, efendim. Bakan? metroları bakın ulaşıma bakın. yapı tamamladı. efendim. Bakın. Benim bildiğim Başakşehir'de oluyor. Bir isterseniz Bak. bir isterseniz kısa bir aram var. Peki. Onu e, keseyim yani ondan etmedi. sonra kesintisiz gider. Etmedi. Bakın. Bir bir araya gideyim kısacık. Tabii. Ondan Tabii. sonra e, devam edelim. E, devam ediyoruz. Herkes merakla asgari ücreti bekliyor. Asgari ücret e, tespit komisyonu, Çalışma Bakanlığı son toplantısını yapıyor. Son gelen bilgilerde de, onu da hemen paylaşalım. Saat 15'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni asgari ücreti 2022 yılının asgari ücretini açıklayacağı yönünde tekrar konumuza dönersek evet, sözünüzü tabii, kestim. Tabii. Şimdi, e, Kılıçdaroğlu aday mı değil mi? <gülüyor> Kılıçdaroğlu <gülüyor> şu anda ne diyor? Eğer ittifak uygun görürse aday olurum evet, diyor. Olur diyorum diyor. Bunun manasını ikiye ayırarak değerlendirmek Bir lazım. Bir genel başka olarak söylüyorsunuz. E, e, tabii tabii. Yani. Siyaset gözüyle. Bir, CHP'ye şu açıklamayı yapıyor. Adayınız benim. Ama ittifaka kadar. Hı, hı İttifak görüşmelerine kadar. Bunun manası ne demektir? Bakın, bu boşluğu olmayacağını daha evvel paylaşmış ki zamanında Muharrem Bey hep buradan baskı yaptı. <laughs> Cumhurbaşkanlığından sonra. Lider aynı zamanda aday olmalıdır. Doğal adaydır diyor. Evet. evet öyle. Dün, de, dün de yine aynı şeyi tekrarladı. Tabii. Öyledir. Şu bu Şu arada an, kendisi aday olacakmış. 100 bin imza toplayacakmış. E, tamam o 100 bin imzayı toplar ama bu adaylığı söylemekle CHP içinde Aday tartışmasını partide birilerinin birbirlerini yıpratmasının Hı -hı. önüne geçiyor. Evet. Baştan beri zaten bu imajı veriyor. İlk belediye başkanları için demedi. istedikleri şeyi topladılar. İki belediye başkanı siz istediğiniz kadar deyin ki başarısızdır. AK Partililerin kendileri hep İmamoğlu dediler İstanbul için. Demek ki başarılı ki Cumhurbaşkanlığında onu forz gördüler. Ankara'da ee, Mansur Yavaş'ı başarılı gördüler ki böyle söylediler. Ve ikisi de çok akıllı belediye başkanları. Akıllı olmasalar zaten aday olmazlar. Bakın ben kendi adıma söylüyorum. Mansur Yavaş'ı çalışmadan evvel tanımıyordum. Bana sordukları da ben ona oy vermem derdim. Eğer Ankara'da otursaydım. Ama şimdi Ankara'da otursa, seçim olsa Mansur Yavaş'a oy veririm. Yani siyasi görüşle bakıyordum ya yani bu olmaz geçmişi filan ama şimdi demiyorum. İmamoğlu içinse bir düşüncem var. Düşüncem biz aynı eğitimi almışız. Neler yapabileceğini biliyorum. Neyin niçin evet hayır dediğini biliyorum. Adam yapar diyordum. Ve nitekim ilçe başkanlığından aldı. İlçenin belediye başkanı oldu. İşaret verdi aday olduğuna. Sayın Top ayrıldığı zaman CHP adına o aday oldu. Yani bu kendisini o psikolojiye soktuğu belliydi ki belediye başkanı oldu. Şimdi artık eskiden belediye başkanları milletvekili olmaya çalışıyordu. Şimdi milletvekilleri Benim... gelecekte daha başka olabilmek için belediye başkanı olmaya çalışıyorlar ve başarılı da oluyorlar. Şimdi böyle olunca bu süreç öyle geçti. Şimdi ise yeni bir sürece girdik. Bir Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili bu açıklamanın en önemli açıklaması Grup Başkan Vekili Özel Bey'in açıklamasıdır. Atatürk'ün bile evet diyeceği kişi demekle hı hı. bu ittifakın AK Parti tortusunu aday göstermeyeceğini ortaya koydu. Yani zamanında Atatürkçülüğe, laikliğe şu hangi konu olursa olsun karşı çıkmış. Daha hiç yani, Abdullah an, ya da kapattı. oradan gelen birisi olmaz. Yani AK Parti'den birisi olmayacağını söylemiş olur Evet. Zaten bu Abdullah Hükümet nereden çıkıyor ben çözemiyorum da. Ha. şimdi ikincisi dönüyoruz Kılıçdaroğlu için. Bu gündeme gelince ne dedi? Eğer ittifak uygun görürse adayım dedi. Evet. Bu Iki, bir taşla iki kuş vuruyor. Bir, bütün Türkiye kamuoyuna diyor ki zannetmeyin ben kaybederim diye adaylıktan vazgeçiyorum. Gerekirse bu yarışa varım. İkincisi, ikinci yaptığı şey CHP camiasına diyor ki bırakın aday aramayı. Bu aramanın zamanı var. O güne kadar aday benim. Hı hı. Ve gerekirse de kaçmam. Yani bir kere bir liderden beklemen gereken şey budur. Bizim zamanımızda bu yaşandı. Ben o zaman e, partide genel başkan yardımcısıydım. Yurt dışından geliyorum. Gazeteleri açtım. Sürekli büyük erşeni konuşuyorlar. İşte solu toplayacaklar büyük erşen başkanlığında. O güne kadar da haftada bir olmak üzere ayda üç kez Ecevit'i ziyaret ederdim ve çok güzel notlar aldım ondan. Yani uhum. bir gün onları yazabilirsem. Genel Başkan seçilmesinin bile operasyonunun izlerini aldım ondan. Yani bizim bildiğimizin dışında. Ama o yani aslında de, orada şey var değil mi? Ben biraz ipucu vereyim. Ee, İsmet Paşa yenilmedi yani. İsmet Paşa yenilmedi. İsmet Paşa bilerek bu iş organize etti. Yani bunu işte ben ondan aldım ve bir gün yazarsam birçoğu da yaşıyor hayatta Hı. herkes şaşıracak. Biz bu işe İsmet Paşa'nın kurgusuyla geldik diye. Hı. Yani bu çok önemli siyasette. Şimdi ben de gittim Ecevit'e Yine böyle bir toplantı yaptık. İşte ben Amerika'daki izlenimlerimi anlattım. Sonra nasıl bakıyorlar Türkiye'ye filan. Konuştuktan sonra dedim ki efendim bu büyük erşen meselesi e, biraz rahatsızlık veriyor biz çünkü hepimiz sektörezi yüceltmeye büyütmeye Hı -hı. çalışıyoruz. E, siz onu söyle Dedi ki onlar beraber gelip söylediler dedi. Karışma demekti. Artık subunu almıştım. Ondan sonra artık ben de randevu talep etmemeye başladım. Ondan da talep bir iki kere geldi. Eski periyodik ne zaman geleceksin soruları kesildi. Baktı ki ben kurcalıyorum. Niye ben bunu söyledim? Çünkü birdenbire bizim genel başkan bırakıldı. Herkes yeni bir arayışa girdi. Onun da gündeme getirme nedeni millet alıp daha genel başkanı yeni seçmişiz. Karayalçı'nla mukayese de Karayalçı'nın öne çıkmasını engellemekti yani. Büyük Erşen hakikaten hep birbirinizin dair de demeyeceği bir kişiydi. Şimdi ben genel başkan olunca sordular aday benim dedim. Yahut filan diye en yakınım vardır şey inşallah tanışırsınız bir gün. Hasan Erçelebi genel ne, ne diyorsun sayın genel bizim bırakacak mısın? Yok ya dedim. Ben adayım demezsem şimdi başlayacaklar. Birisi bu diyecek bu diyecek. Partiyi biz toparlamaya çalışırken ayrıştırırız. Şimdi şu anda CHP'de Başkasına yol vermek konusunda tartışma ama çok önemli bir mesaj verdi. Hem CHP içine hem dışına adayın devleti bilen olması gerekir dedi. Evet. Yani böyle yorumlandığı gibi Emir alan şunu yapan filan değil devlet adamı modu. Mesela ben bakıyorum devlet adamı modu kim var CHP'de İlhan Kesici var, Akif Hamza Çepi var. Efendime söyleyeyim Bülent Kuşoğlu var. Hani devlet evet. nizamını bilen, devlet adamlığı yapmış. Bürokrat olarak bu var. var. Demek ki diyor ki devletten de bir adam ararsak dışarıdan bana öneri getirmeyin diyor çevresine. Bizim işimizden biri var. Çünkü bazıları çıkıyor ya ben adayıyım CHP'nin şunun bunun diyor. Onların da otomatikman taraf bulmasını parti içinde taraftar kimdir? 20 milletvekili bulmaları gerekir. 100 bin imza yerine. Evet. Bunu kesiyor. Ben bu davranışını CHP Genel Başkanı adına çok şeyli yani artık yılların bu son 10 yıldır genel başkan 12 yıldır ya da öyle diyelim 12 yıldır genel başkanlığının en önemli deneyimin fevkine çıkmış. Peki. Bu hem kesiyor hem şey yapıyor. Ama bir şey söylüyor. Diyor ki ittifakın kararı İttifak yalnız Saadet Partisi yalnız İyi Parti değil. Daha gelecek partisinin durumu belli değil. Şeyin e, Deva Partisi'nin e, Partisi durumu belli değil. Bağımsız Dışarıda Türkiye Partisi katılacak. Bağımsız HDP... Partisi'nin durumu, durumu belli değil. HDP'nin durumu belli değil. DSP'nin durumu belli değil. HDP'nin de durumu belli değil. Olsun. Yani şimdi siz zannediyor musunuz ki toplumda herkes televizyonlarda HDP eşittir terör diyerek oradaki oy potansiyeli değiştirebilir. Adı HDP olmaz başka şey olur. Bugün HDP'den işte Kars Belediye Başkanı eski. Ayrılıyor. Ayağın ayrılabildi. Yani böyle e, bazen bazı aşırılı yapıtlar o kötü gösterilmek olan şeyi sempatik hale getirebiliyor. Yani siyasal iletişim çok farklı kendine mahsus bir yapısı var. DSP'nin durumu belli değil. Yani, DSP sanki Cumhur İttifakı'na daha yakın görünüyor. Efendim hayır. DSP şu anda en tarafsız ortada kalan ama bir şiralik de var. Üçüncü ittifak çıkmazsa hı hı. her parti kendine bir yer aramak zorunda. Seçime girmek zorunda ya da Sayın e, Muharrem dediği gibi 100 bin imzayı toplayıp kendisi aday olmak zorunda. Şimdi bu 100 bin imza toplayıp kendisi aday olma şeyi yarın öbür gün AK Parti'ye de zarar verir. Niye zarar verir? Öyle insanlar çıkar ki AK Parti'ye oy verenlerin 100 bin imza toplayanlara 5 bin, 10 bin, 20 bin oy da olsa vereceği tutar. Yani peki, o peki, bakımda peki bu, bakın bu işe bu işe e, ben söylüyorum bakın. Cumhurbaşkanı şu anda iki tane Başbakanlık Üniversitesi ve Cumhurbaşkanlığı Üniversitesi buturmuş durumda. Peki. E, deneyimiyle bu işlerin ona göre e, primini verip vermiyor. Ama seçim 2022'de olacaktır. Bunu kabul etmeliyiz. Buna o tarihte yapıldığı takdirde muhalefet itiraz etmeyecektir, beraber oy verecektir. Çünkü 2023'e kaldırsa erken alırız. Hani Mart'ta yapalım filan. İkincisi bu ekonomik durumu kurtaracak devletin elinde para imkanı vardır. IMF'in pandemi döneminde para basma verdiği izni bizim ülkemiz hala kullanmadı. Onun için birileri İki buçuk milyar hani basılmış, iki buçuk trilyon şöyle olmuş diye yaymaya çalışıyorlar ya. İki buçuk trilyon konusunda da aydınlatılmadığı için e, ittifak taraftarları, yazarı, çizeri onlar da orada ikilemde kalıyorlar. Bu işsizlik sigortası AK Parti'nin can simidi oldu. Evet. Her türlü şeyi sağladı. Ama bunun nasıl olacağı bakın sizden sabah ne dedim? Asgari ücretin hiç çıklanmamasının nedeni Cumhurbaşkanı'na bırakıldı. Evet. Devlet desteği olacak çünkü. Evet. Yani gelirken. Evet. İkincisi esas önemli olan şey bu swap'la çözüm bulma hastalığından bu ülkenin kurtarılması lazım. Peki. Bunu dikkat etmek lazım. Çünkü Peki. eğer evvelsi günkü gazetede bizim Birleşik Arap Emirlikleri'nde anlaşma yaptıktan sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail'le şimdi görüşmeleri yer alıyorsa yarın öbür gün biz İsrail'le iyi diplomatik ilişkiye girdiğimiz zaman bütün muhalefet herkes iktidarı Birleşik Arap Emirlikleri istedi de onun için İsrail'e düzeldi evet. diye suçlayacaktır. Peki. Buna da izin dikkat. verilmemesi gerek. Peki. Şimdi e, siyasi partilerin e, daha doğrusu muhalefetin muhalefetteki siyasi partilerin bir süredir e, arayış içinde oldukları güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmaları var. O çalışmalar noktalandı. E, aşağı yukarı 75 e, maddede uzlaşma sağlandı. Onunla ilgili haber merkezimizin hazırladığı bir haber var. Ona bakalım. E, çünkü ilginç maddeler var uzlaşılan. Onları da tartışalım. CHP, İyi Parti, Gelecek Partisi, Deva Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti muhalefetteki 6 siyasi parti. Cumhurbaşkanı'nın yetkililerinin sınırlandırılması ve güçlendirilmiş parlamenter sistem için bir araya gelmişti. 6 parti arasındaki toplantılar devam ederken uzlaşı mesajı geldi. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerinde uzlaşmaya vardık dedi. Üstün uzlaşının raporlaştırma aşamasına geldiğini söyledi. Şimdi bu uzlaşılan metin e, 6 siyasi partinin genel başkanına sunuldu. Genel başkanlar kendi değerlendirmelerini yapacaklar. Sonra da e, kamuoyunun önüne 6 genel başkanın çıkması bekleniyor ve e, kamuoyla madde madde paylaşılacağı söyleniyor. E, genel başlıklar içerisinde işte zaten parlamenter sistem yeniden başbakanlığın getirilmesi var. Cumhurbaşkanının bir kere görev yapması 7 yıl süreyle görev süresi bittikten sonra da bir daha... Siyaset yapmaması var. Bir de siyasi etik yasası. Yolsuzluk yapan siyasetçi siyaset yasağı getirilmesi konusunda altı siyasi parti anlaştı. Ne diyorsunuz bu güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş çabalarına? Dağı fare doğurdu. Neden? Şimdi bu maddelere baktığımızda ki tamamını ben bulamadım. Ee, size de sormuştum malumunuz. Yükün kaldırılması, siyasi etik, yasası, etik yasasının çıkarılması, Cumhurbaşkanı'nın bir kez görev yapması falan mesela Bunların hepsi belki Cumhurbaşkanı'nın bir kez görev yapması konusu bugünkü sistemde gündeme getirilemeyebilir ama diğer konudan tamamı Cumhurbaşkanlığı başkanlık sisteminde hayata, hayata geçilmesi mümkün olan hususlar. Yani dolayısıyla parlamenter sistemin Türkiye'ye ne katacağı ile ilgili bir sonuç ortaya çıkmadığını görüyoruz. Yani güçlendirilmiş parlamenter sistem dediğimizde ben şahsen Sadece şunu e, okuyabiliyorum buradan. Cumhurbaşkanı bir kez görev yapsın. Görev süresi bittikten sonra siyasi hayata dönemesin. E, dolayısıyla e, siyasi olarak ülkenin e, idaresinde söz sahibi olan insanların sayısı artırılarak değişik değişik e, düşünce yapılarının veya e, iradelerin yönle, yönetim e, anlayışından faydalanasın mantığı çıkıyor. Dolayısıyla ben e, her zaman söylüyorum burada... Güçlenilmiş parlamenter sistemdeki temel amaç Cumhurbaşkanlığı sisteminde e, sistemiyle artık muhalefeti oluştan her bir siyasi partinin bir daha devlet idaresinde görev almalarının mümkün olmadığının net anlaşılmış olmasıdır. Yani bugün geldiğimiz noktada bakın 2023'te bunu göreceğiz. E, bir buçuk yılımız kaldı. 2020 seçimlerinde gerçekten muhalefetin yine bu seçimleri kazanamayacağını, Türkiye'deki bütün bu ekonomik dalgalanma karşısında bile aslında Türkiye'nin tüm alanlardaki siyasi istikrarının seçim sandığına yansıyacağını görmemiz gerekiyor. Hiç kimse Türkiye'nin bölgesinde kazanmış olduğu gücü, örneğin Türk Devletler Birliği'nin kurulmasını, örneğin Afrika Birliği'ndeki çalışmaları, örneğin Afrika ülkelerindeki Türkiye'nin şahlanışı, o bölgelerdeki etkinliği, daha birkaç gün önce basına sızmadı ama ben buradan söyleyebilirim bunu rahatlıkla. Ee, Türkiye Petrol e Anım Ortaklığı Libya'da petrol arayışında şu anda. Dolayısıyla düşünebiliyor musunuz? Yabancı Libyanın ülkede... refahı için mi, bizim için mi? Şimdi bakın, Türkiye'de ne konuşuluyordu şimdiye kadar? Türkiye'de yabancı şirketler geldiler, petrolümüzü aradılar, buldular ve kendilerine götürdüler değil mi? Türkiye'nin Libya'da petrol araması, Türkiye hiçbir zaman için mevcut Libya'da bulduğu petrolü tamamıyla Türkiye'nin menfaatlerine kullanacak değil. Libya halkının da Libya halkının refahı için de kullanacaktır. Afrika'nın refahı için de kullanacaktır. Ama elbette ki Türkiye kendi çıkarları doğrusunda bir menfaat elde edecektir. Ama bu hiçbir zaman için sömürü mantığı olmayacaktır. Tarihimizde bizim böyle bir mantık olmamış zaten. Dolayısıyla bugün buna baktığımız zaman Orta Doğu'daki ki yapılanmaya bakalım. Doğu Akdeniz'de Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır, İtalya, Yunanistan, İsrail, Türkiye'nin menfaatlerine, Fransa, Türkiye'nin menfaatlerine aykırı olacak şekilde ve Türkiye'nin menfaatlerini hiçe sayacak şekilde bir oluşum içerisinde girmişlerdi. Ama bugün Türkiye atmış olduğu bir adımla Körfez'i Katar'la dengeledi. Katar'la Körfez'in dengelendiğini gören Birleşik Arap Emirlikleri balıklama Türkiye ile görüşmeye atlamış oldu. Bütün bunlara baktığımızda bakın Türkiye Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki etkinliğinin temelinde e, her bir ülkeyle ferden ferden yapmış olduğu anlaşmalarla bu kazanımlar elde edeceğini görüyoruz. Bütün bunların hepsinin hak farkında. Elbette ki ekonomik dalgalanma, her zaman söylüyorum, tekrar tekrar söylüyorum, yani e, tekrarda fayda vardır, et tekrarı 180, ahsen ve levkane 180 demişler. Yani Türkiye, bugün e, Türk insanı gerçekten ekmeksiz yaşamayı göze alır ama hürriyetsiz yaşamayı asla kabullenmez. Yani biz bugün, Sayın Bakanım ifade ettiler, bileziklerini, altınlarını geçmişte, ülkenin katkısına, Tabii. ülkenin ekonomik düzeyine katkı için fedakarlık eden insanların bugün kendilerinin açı söyleminin aksinde birikimlerini, yastık altındaki birikimlerini, iki arabasından birini, iki evinden birini satarak ben ülkede üretime katkı sağlayacak olan bir ekonomik seferberliğe dönüşebileceğinin umudunu her zaman taşıyorum. Ha bugün böyle bir şeye ihtiyaç yok. Ben inanıyorum Sayın başkanımız çıksın böyle bir seferberlik ilan ediyorum diye söylesin. Ee, bu halkın birçoğu bu sefer belli adım atar. Elbette ki bu Türkiye'nin kazancından faydası olacaktır. Dolayısıyla bugün geldiğimiz noktada e, hiçbir zaman için geleceğe dönük olarak Türkiye halkı bu kazanımları sadece ekonomik olarak kendi boğazına giren ekmek ile kıyaslamayacaktır. Her zaman için e, Cumhuriyet İttifakı burada kazanacaktır. O yüzden Millet İttifakı bundan sonraki süreçlerinde ee, bakın bunu şöyle destekliyorum aynı zamanda Sayın Bakan dedi ki e, İstanbul'da İmamoğlu hangi projeyi iptal etti? Proje iptal etmeyi bırakın temel atlama töreni yaptı Sayın İmamoğlu. Yani biz burada e, siyasi olarak ist, e, İstanbul'da şunları yapildiğim bu anlamındaki şeyler girmek istemiyorum. Bugün itekim terörle iltisaklı olan birçok insanın e, büyükşehir belediyesi Büyü içerisinde iş arandığı ortaya çıktı. Yani e, bunu bütün bunlara baktığımız zaman bu halk her şeyi gerçekten gözlemliyor ve net olarak e, yapılanmak istenen her şeyin farkında. Yerel seçimlerle e, ma, şey, yerel seçimlerle e, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini bir değerlendirmemek lazım. Yerel seçimlerde bazen insan, halk e, kan değişikliği olsun. Değişik insanların da e, iradesini görelim şeklinde e, iktidarda vermiş oldu. Yani Cumhurbaşkanlığı seçiminde AK Parti'ye oy vermiş olan bir kısım insanlar belli ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde e, CHP adayına oy vermiş oldular. Dolayısıyla bütün bunlar olabilir ama bu yerelde olabilir. Hiçbir zaman için Türkiye'nin bekas söz konusu olduğunda ben e, Sayın e, Muharrem İnce'nin adaylığında AK Parti'den oyu kapmak gibi bir problemin karşı karşıya olacağını değerlendirmiyorum. Çünkü AK Parti içerisindeki seçmen e, kendi sandıkta orada koymuş olduğu iradesinin ülke yönetimine dönüşmesi noktasında e, hedefine bakıyor. Yani Muharrem İnce'nin Sayın evet. Muharrem İnce'nin bu noktada iktidar gelemeyeceğinin farkında olduğu için AK Parti destekleyen seçmenin Sayın İnce'ye oy vereceğini ben değerlendirmiyorum. Ancak şu olabilir, Millet İttifakı'nın ortaya çıkaracağı aday ciddi anlamda oy toparlayıcı bir isim olmadığı takdirde Muharrem İnce'nin Millet İttifakı'ndan oy alacağını değerlendirebilirim. Çünkü bu kez ona ders vermek isteyecekler. İşte bu açıdan parlamenter sistemle ilgili söylemlerin aslında muhalefetin kendisine oy kazanmak, ve seçimlere kadar bir takım argümanlarla söylemlerle e, ülkede neler ortaya koyacağı projelerini ortaya koyamadığı için bir nokta laf kalabalıklığıyla belki bu sözüm arm oldu yani her şeyse özür dilerim Kerem Bey bana öyle bakıyorsunuz ama Estağfurullah. mı hakikaten yani bu şekilde ki, bu şekildeki söylemlerle e, gündemi dolduruyor yani gündem oluşturuyor ifadesini sayın cumhurbaşkanımız ve AK Parti için söyleyenler aslında gündemi kendileri bu şekilde e, değişik göstererek, değişik e, varyasyonlar ortaya koyarak e, kendilerini gündemde tutmaya çalışıyorlar. Peki. Aslında e, 6 tane birbirine benzemeyen partinin bir araya gelip e, parlamenter sisteme dönüş ve yeni anayasa konusunda 75 maddede uzlaşma sağlaması bence çok büyük bir olay. Şu nedenle büyük bir olay. Geçmişte hatırlarız anayasa değişiklikleri. Mesela 11 maddeli Mümtaz Hoca ile Coşkun Kırca'nın birbirlerine adeta anayasa dersi verdiği değişiklik görüşmeydi. De, eski salonda bir de. Hatırladınız mı? Genel kurulda. Evet. Yani onun bir maddenin değiştirilmesi bile Türkiye'de olay olurdu. Şimdi altı siyasi parti 75 beş maddede uzlaşmış gibi görünüyor. Hayata geçebilir mi bunlar? Şimdi bir kere hayata geçer. Güçlendirilmiş parlamento demek illa anayasayı değiştirip bazı değişiklikler yapmak demek değildir. Ben güçlendirilmiş parlamentodan şunu algılıyorum. Kuvvetler ayrılığı ilkesine göre yürütmenin tek başına almaması gereken görevleri yasama organının bünyesine almak. Örneğin Sayın Bakanım burada ha, ya çok durum. Şimdi bakın parlamenter sistemde zaten güçler ayrılığı vardı ki. Yani evet, yürütme ayrıydı, yasama var, ayrıydı, yargı ayrı, ayrıydı. Burada var. sıkıntı neydi parlamenter sistemde? Tek başına iktidar olamıyordu siyasi partiler. Koalisyonlarla Türkiye bak, idare ediyor. Ana temel yapı burada bazı aslında. Bazı şeyler gündeme gelmedikçe parlamenter sistemde eksik olduğunu göremezsin. Neden? Bir örnek vereyim. Dün de bana hemen birilerine not geliyor ya farklı yazı verildi yine başka bir televizyonda. Şu anda biz silah sanayinde iyiyiz değil mi? Evet, savunma sanayi. sanayi. Evet. Savunma sanayi. Evet. Yani, silah, evet. sanayi. yani evet. savunma diyoruz adı nazik ama. Silah sana, silah evet. üretiyoruz. İHA'da silahtır, ZİHA'da silahtır. Evet. Bunu sattırmak istediğimiz zaman, mesela e, Ukrayna'ya satmak evet. istediğimiz zaman, parlamentodan geçiyor mu bu karar? Geçmiyor. Hayır bakın bununla ilgili şey var ama. Da Çıkmış kanun var, 5200 mesele şey kanun var Bakanım. Kanun, kanun maddesine bakayım, doğru yanlış söylemeyeyim. Bu oturtulmuş silahın satılacağının hükmü karara bağlanmış o yönetmenlik ve karar çerçevesinde yapılıyor. Yok. A Elbette ki meclis ona gerekiyor. Her silah. Hemen, hemen bakıyorum. E ama şöyle söyleyeyim. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri mevcut F-16'ları tekrar satmak için eski karar olduğu halde tekrar yeni bir karar gerekmiyor mu meclise netoda? Bir kere itiraz etmeyin. Cumhurbaşkanı sistemi yok dediğiniz kararlar alındığı zaman. Şimdi görüldü ki bunu meclise bağlamak gerekir. Ya da görülmemiş olabilir. Yani ben bir tane örnek veriyorum. Sizin dediğiniz gibi hemen bana efendim geçmişte kanunla bu satış izni dışişlerine ve savunma bakanlığına bırakılmış. O zaman dışişleri bakanıyla ile savunma bakanı meclisin denetimindeydi. Şimdi denetiminde değil ki. Yani e, yanlış iş yaptın. Uh -huh. e, şu oldu bu oldu kimden hesap soracaksın? Bugüne gelirsek ya bu ya, değişikliklere ya, mesela. E, Tabii işte bu, bu değişiklikler mesela yok kaldırılsın. Bu her partinin Hatta iktidar partisinin bile muhalefetteyken dile getirdiği söylemdi. Neden YÖK'e karşıyız? Siyaseten. YÖK'e karşılık olsun. 12 Eylül'ün ürünü olduğu için. Evet. Bunun yerine hiçbir şey değişmeyecek. YÖK idaresi yerine üniversiteler arası kurul. Biraz daha devreye girecek ama burada önemli olan YÖK'ün etken gücünün bu yeni kurulda devam edip etmeyeceğidir. Evet. Nedir yeni etken gücü? Mesela eskiden doçentlik sınavları üniversiteler tarafından yapılırdı. Şimdi YÖK aracılığıyla üniversiteler arası kurul tarafından yapılıyor. Bir örnek e, atamalar. Ya da bütçeler yok karışıyor filan. Bunlar değişecek mi? Bu hep hayal ama nedense bugüne kadar gerçekleşmedi. Belki bu yeni yapıda gerçekleşir. Şimdi bunu belki hiç ummadık bir şekilde iktidarın kendisi değiştirebilir. Yani bu altı... E, Ersan Bey biliyor musunuz? Dinliyorum, e, dinliyorum. Tabii iktidarın şey, kendisi iktidar değiştirebilir. İktidar da ortak olabilir diyor. Tabii çalıştığı. hayır kendisi hemen değiştirebilir. Getirir yasasını değişmesini isteyebilir. Hani Ertan Bey de diyor ya e, bir e, şeye gerek yok. Biz güçlendirilmiş parlamento deyince... Hep anayasa değişecek şu filan diye düşünüyoruz. Değil. Bu işlemlerin yapılmasında bir kere bir şeyin yolu açıldı. Bir konunun. O da nedir? Cumhurbaşkanı partili başkan için bakın değişecek demiyor. Değil bir 75'in içinde evet. okumadınız. Bu demektir ki diğer partilerin ittifakı karacak partilerin liderlerinin de cumhurbaşkanı yardımcısı bakan olarak kalmasında atanmasında bir sakınca olmayacak. Şimdi bakanlar meclisten istifa ediyor ama partisinden etmiyor. Evet. Şu tüm bakanlar gidip AKP grup toplantısına katılıyor. Evet. Ama MHP'nin grup toplantısına gidip katılan bir bakan yok. Evet. Bir örnek. Şimdi bu talepler aynı zamanda iktidar kesiminin diğer kanadını da harekete geçirecek. Mesela bazı talepler MHP'nin de belki hesabına geldiği için o da diyecek ki AK Parti'ye gel bunu biz değiştirelim. Ya da AK Parti'nin kendisi diyecek biz değiştirelim. Burada yapılan şey ittifakı sürdürmek için kurulların, grupların birbirine yakınlaşmasıdır. Yani Millet İttifakı da şunu kabul etmiş ki yeni seçim sisteminde koalisyon protokolü sonradan değil önceden baştan. yapılacak. Hı hı. Ha, yani bu ittifakın Türkiye Bu bunun da işareti diyorsunuz. Efendim? Bunun da işareti mi? E, tabii yani bu da yani baştan yapacağız demektir. Ve hani ne yapacaksın? Programın nedir? Ya, i̇ttifak belli olsun. Şimdi burada yine çok e, ma mahir davranıyor sayın e, Kılıçdaroğlu. Eğer yarın öbür gün e, şeyi devreye sokacaksa, e, öte de devreye sokacaksa ki Beyoğlu Belediyesi'nde ÖDP ile işbirliği yaptı biliyorsunuz. DSP de devreye girecekse o zaman onların da görüşlerini almak üzere kesinlikle kazandırmıyor. Peki, Şimdi bilim, bir, bir çalıştay, bir, bir, çalıştay, şeklinde yapıyor. Bence bu e, çalışma olumludur. Ama bir tanesini de bir endişem var. Onu nasıl sağlayacaklar? 7 e, yılda kalmasını Evet. şey olarak Cumhurbaşkanı olarak. Son cümleniz araya gitmem lazım. E, i̇ki kereydi çünkü bu iki kereyi kesemeyecekler gibi geliyor bana. Peki bir araya gideceğiz. Aradan sonra bu şey önemli yeni varyantın inanılmaz bir hızla yayıldığı bilgisi geliyor ve Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu toplantısından sonra özellikle de aşılarla ilgili önemli bir açıklaması var. Üçüncü doz, hatırlatma dozu deniyor bu üçüncü doza. Onunla ilgili altı aylık süre 3'e indiriliyor Her gün bu çağrıda yapıyoruz Şu aşı meselesini O ihmal edilmemeli Bir araya gidelim O var bir de işte kar geliyor Trakya'da başladı İstanbul'da da yüksek yerlere yağmaya başladı Bir de hava durumuna bakacağız Adil tek meteoroloji uzmanı bizimle beraber olacak Ara verebiliriz Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Bakan Koca yeni varyantlara karşı aşının önemine dikkat çekti. Aşılama programıyla ilgili alınan yeni kararı açıkladı. Aşıların yeni varyantlara karşı etkisini artırabilmek için hatırlatma dozlarının etkisi son derece önemlidir. Avrupa'da görülen günlük vaka sayısı artışlarının ülkemizde görülmemesi için belirlenen aşı takvimi üzerinden 3 aydan uzun süre geçen vatandaşlarımız için hatırlatma dozunun uygulanmasına karar verilmiştir. Üçüncü, daha önce ister inaktif ister mRNA aşısıyla aşılanmış olsun, tüm vatandaşlarımız belirlenmiş aşı takviminin üzerinden 3 aydan uzun süre geçmişse diledikleri aşı türüyle hatırlatma dozu aşısı olabileceklerdir. Devam ediyoruz. Bu aşı meselesi önemli. Biz de her fırsatta e, aşı konusunun ihmal edilmemesi gerektiğini söylüyoruz ki bu yeni varyantın e, COVID'in diğer varyantlarına göre çok daha hızlı yayıldığı söyleniyor. O yüzden de e, üçüncü doz ki buna hatırlatma dozu deniyor. 6 e, aydan 3 aya indirildi. Aşı oldunuz değil mi? Evet Ersan ben Bey. iki aşımı da oldum. Tüm çocuklarım aileme de aşıyı tavsiye ettim. Hatta e, bir kızımla bir oğluma da özellikle Türko ile ilgili e, çalışmalara gönüllü katılsın. olmalarını istedim. Çünkü gönüllülük de çok önemli. O konuda da çok çağrı yapıyor. Tabii yapılıyor. çok önemli. Şimdi biz tabii Türkiye'de aşı başlangıçta şöyle bir e, şeyle e, şöyle bir algıyla verildi. Türkiye'de tabii insanlar e, farklı fikirler ortaya çıkmak arzu ediyorlar. Bu bir doğal bir süreçti ama kendi doğal kimliklerle çıksalar daha uzun vadede kalıcı olabilirler. Aşının e, şey olarak içerisinde bir takım insan sağlığına zararlı veya genetik anlamda bozucu bir takım verilerin olduğu hatta çip bile konulduğunu söyleyenler oldu. Dolayısıyla hatta sosyal medyada kaşık yapıştıranlar oldu falan böyle vesaire vücuduna. Şimdi bunu nereye bağlamak istiyorum? Yani dünya üzerinde bilinçli olarak veya doğal olarak yani birisi üretti bir laboratuvarda üretti veya üretmedi doğanın, sağlığın, tabiatın gereği olarak bir virüs ortaya çıktı. Ve bu virüsten insanlar etkileniyor. Laboratuvada üretilmiş bile olsa bunun karşısında bir aşı denen bir uygulama var ve bu aşının mutlaka yapılması gerekiyor. Çünkü en sadece çok... aşı bir de mesela siz aşı oldunuz ve evet. e sadece kendinizi korumuyorsunuz. Yani tabii, tabii, toplum, bunu... topluma karşı da bir tabii, sorumluluk bunu, bu yani. Sorumluluk elde ediyorsunuz. Nitekim buna baktığımız zaman Türkiye'de ciddi anlamda bu muhalefet yani iktidara karşı bir muhalefete dönüştürüldü. Yani birçok kesim mitik yaptı. Aşı karşıtlı mı? Aşı tabii. Yani şu olarak Bakıyorsunuz sizin mitik düzenliyor insanlar. Hı hı. İçerisinde herkesin bir insan var. İktidara destekleyen insanlar da orada ve aşı karşıtlığın noktasında e, şeyleri iktidara vurma şeklinde dönüşmeye başlamış oldular. Dolayısıyla bu açıdan ben e, bunu çok doğru olmadığını değerlendiriyorum. Mutlaka insanın aşılması gerektiğini söylüyorum ve aşı konusunda bir noktayı Maliye Bakanlığı'na ben şöyle bir öneriyle getirmek istiyorum. Bakın Sağlık Bakanlığı bu süreci pandemi döneminde gerçekten güzel yürüttü ve Türk insanı bu anlamda e, kendisini hızlı bir şekilde adapte etti. Bugün dünya üzerinde birçok yerde kapatma hale devam ediyor iken Türkiye'de kapatma olmadan e, ve vakalar da çok aşırı bir şekilde e, olumsuz etki oluşturmadan e, sürüyor. Bunun temelinde bilim kurulu denen bir oluşuma geçildi. Aslında Maliye Bakanlığı da ekonomik bir bilim kurulu kurabilir. Evet. Yani Aşıdan buraya neden geldin ama aklıma geldi şu anda evet. siz soru sorduğunuzda. Maliye Bakanı geçen Sayın Nurettin Nebati Hazine Bakanımız bir bilim kurulu oluşturarak Türkiye'deki ekonomik darboğazı nasıl geçireceğiyle ilgili bir oluşuma girebilir diye değerlendiriyorum. Peki. Çok teşekkür ederim Ersan Bey. Adil Tek Metoloji Uzmanı o da yayınımıza katılıyor. Süremizi daralıyor. Adil Bey'i de biraz beklettik. Adil Bey kusura bakmayın. Kara Bey'i hem sevinç hem endişe yaratır. Trakya'dan yurda girdiği söyleniyor ve İstanbul yüksek kesimlerine yağdığı dair bilgiler geliyor. Bizi ciddi bir kar yağışı bekliyor mu? Ee, şöyle söyleyeyim, evet sıcaklık değerleri düşmeye başladı. Tabii ki birkaç gündür yağmur şeklinde yağışlar almaya başladık. Sıcaklık değerleri artık sıfır derecelerin altına inmeye başladığı yerlerde yağışlar kar şeklinde dönüştü. Şu an için yurdun batı bölgelerinde bazı kesimlerde, özellikle yükseltinin biraz fazla olduğu yerlerde. ...takımın yüksek olduğu yerlerde kar yağışı var. Özellikle Ege'nin iç kesimleri... ...Tahya Afyon çevreleri... ...yine Eskişehir civarında... E, ...kar yağışı kendini gösteriyor. E, kıyı kesimlerde, denize yakın olan kesimlerde... ...biraz daha yağmur şeklinde... ...çünkü deniz suyu sıcaklıkları bu gelen havayı birazcık... ...daha yumuşatıyor. Örneğin Marmara'da deniz suyu sıcaklıkları daha 12-13 derecelerde... ...ki <laughs> bu kıyı olan bölgelerde... ...yağışı biraz daha yine yağmur şeklinde olacak. E, bugün için biraz daha sıcaklıklar düşüyor ama... ...esas yağışlı hava... Yarın ve devamı yani hafta sonu itibariyle etkisini daha fazla gösterecek. E, batı bölgelerde başlayan olan yağışlı hava e, özellikle Ege'de iç kesimler, e, İç Anadolu'nun batısı yine İç Anadolu'nun kuzey kesimleri, Batı Karadeniz ve Marmara'nın doğusunda kendini daha çok gösterecek. E, İstanbul'da ise ara ara kar ve karla karışık yağmur şeklinde olacak gözüküyor. E, İstanbul için kar yağışını daha çok Salı günü e, görme olasılığımız daha yüksek. Biraz daha sistem sertleşiyor. Sıcaklık değerleri daha da düşmüş olacak. Ama e, yoğun kar yağışı e, Marmara'nın doğusu ve İç Ege'de ve e, Batı Karadeniz İç Anadolu'da kendini gösterecek ki hafta sonu itibarıyla yola çıkacak olanlar geçen sene geçtiğimiz yıllarda e, Düzce'de özellikle yolda yolları açmakta yetişemediler e, yola açacak rayderler ki yoğun kar yağışından dolayı bu tür vakalara rastlanılabilir bir olasılık bulunuyor. Yani yarım metreyi geçecek kadar kar yağışı e, olasılığı var. Özellikle İstanbul-Ankara karayolunun düzce bolu kesimleri yoğun kar yağışının etkisinde kalacak. Yine iç kesimlerde kar yağışı var. Yani özellikle hafta sonu e, şehirler arası yolculuk yapacak olanların e, bu konuya hassasiyet göstermesi gerekiyor. Buna göre yol planlamalarını yapmaları gerekiyor. Çok aciliyeti yoksa şehirler arası yolculuk yapmamakta fayda var. E, kar yağışı şekli olacak. Ama tabii kar yağışı ile birlikte ayrıca bu sistem güneye de sarkıyor. Yani e, Akdeniz'e kadar iniyor. Akdeniz'de de Akdeniz'in sıcak suyuyla buluşuyor. Bu, bu, da özellikle Antalya, Mersin, Adana ve Hatay çevrelerinde kuvvetli yağmur şeklinde yağışlar yapacak. Beraberinde hortum dolu görülme olasılığı da e, çok yüksek. Yani o çok gelen soğuk yani çok soğuk havayla o denizdeki sıcak hava yani denizin ılımanlaştırdığı hava buluşuyor ve yağışları beraberinde kuvvetlendirecek gözüküyor. Devamında şöyle söyleyelim bu soğuk hava yaklaşık 10 gün kadar üzerimizde kalacak. Hatta ay sonuna kadar da yine Akdeniz üzerinden gelen sistemler var. E, onlar da yağışları arttıracak. Bu sene biraz daha e yağışlarda yani su itibariyle yağışlara baktığımızda yağışlarda azalma vardı. Ortalamaları birazcık yükseltecek gözüküyor. Bu yağışlar aslında e, tarım açısından e, önemli yağışlar. E, bunlara da ihtiyacımız var. Tabii ki e, hani kimiz yağışlı hava Az önce siz bahsettiğiniz karın beraber getirdiği riskler var ama tabii ki bir diğer öbür boyutta e, suya Ama yağsın canım var. ben yani o endişe endişe bir yana bu kuraklıktan ödümüz kopuyor. Evet. Kuraklık evet o çok ayrı bir uzun konu zaten kuraklık konusu hmm. e, bizi uzun yani 10'lu, 20'li 30'lu yıllar yıllar içerisinde bizleri önemli en önemli bekleyen özellikle Akdeniz havzasını bekleyen en önemli problemlerden birisi yani iklim değişikliği konusu uzun konu oraya şimdi bir e, başka bir vakitte gireriz ama e, kuraklık konusunda e, önemli problemlerimiz var e, bunun içinde e, e, çok düşünüp çözümlerin üretilmesi gerekiyor tabii ki çözüm önerileri var ama Çözüm önerilerinin yanında da bazı şeyler de oluyor. Yani riskler var. O çözüm üretirken bazı şeyleri göz ardı etmeniz gerekiyor. Yani bir boyut analizi yapmanız gerekiyor. Problemler çözüm arasında. Bunlar da var. Ama bu yağış daha güzel olacak. Özlediğimiz bir yağış. Uzun zamandır görmediğimiz bir yağış. Peki. Uzun vade tahminlere de bakarsak, mevsimsel tahminlere özellikle... Aralık, Ocak ve Şubat ayı tahminlerimizde tahminlerde bu sene e, Batı bölgeler için zaten yüzün orta ve doğu kesimlerinde kar yağışını alıyoruz ama özellikle İstanbul açısından geçtiğimiz yıllara nazaran biraz daha fazla kar yağışı alacağız gözüküyor. Peki. Kar yağışı sayısı dolaşacak. Peki Adil Tek Meteoroloji Uzmanı çok teşekkür ederiz. Güzel haberler verdiniz bence. E, yeter ki yağsın. E, Sayın Bakan çok teşekkür ederiz Masum Türker. Süremiz hızla aktı. E, siz yokken de biraz dedikodunuzu yaptık. Vallahi en çok siz konuştunuz. Efendim? En çok siz konuştunuz. O zamanlar hakkınızı yemedik vallahi. Abi ben ben hiç böyle bir iddiam yok. Peki. Yani siz ne uygun görürseniz o kadar konuşacağız. Peki. Ben zaten eksik olduğum hissettiğim zaman devreye girerim. Peki. Merak Ersan Ergül er çok Ertan teşekkürler. katıldınız. Ben teşekkür e, ederim. süre çok hızlı aktı. Arkadaşlar uyarıyorlar. E, önemli bağlantılar da var. E, haberler gelecek ekranlarınızda birazdan. E, pazartesi Yine bu sürede aynı saatte karşınızda olacağım. Hoşçakalın. Akşam ne yapacaksınız onu söylemedi.